Rahat da bir adamsın. Sana göre güzel bir kadro da kuralım. Katman Nets başvurularını da açayım ben tekrar, hatta bu yayını izleyen arkadaşlar, ilgilenen arkadaşlar varsa. Valla şöyle, ben çok isterim çünkü çok severek izledim. Konsept olarak çok güzel. Çok beğendiğim. Güzel de olur, güzel de eğleniriz. Belki bir kişiye de green card çıkar en sonunda. Sen ne diyorsun ya? Arkadaşlar, her şeyi hallettik. Gökhan, her şey oldu. Katman Nets yarışmacısı oldu. Hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Gökhan Katman Nets yarışmacısı oldu. Sıradaki Katman Nets'imizin yarışmacısı Gökhan. Çok güzel oldu. Ben eminim Gökhan'la olan programın çok iyi olacağına eminim yani. Aa, İzlenme ben de bir yana. Ben eğlenirim. İzleyenler de hep birlikte çok eğleniriz gibi hissediyorum. Kapı çaldı ya. Bu kim acaba? Gel abi. Gel. Gel abi. Sen şöyle gel. Gel böyle. Tamam. Ona biriniz oturun. Şunu çek abi. Gel, gel. Sen şöyle gel abi. Gel Gökhan, otur. Arkadaşlar. Amerikalı Gökhan aramızda. Gökhan'ı alkışlayalım. Amerika'dan geldi. Nasıl? Bunu ben mi alıyorum? Onu al. Gel onu da sen de çek onu. Sen götün rahat etmezse, ki bu daha rahattır yani ama. Yine de o pompiş götün rahat etmezse yer değişebiliriz. He? Veba kurtçu. Nasıl? Bir dakika. Senin kafa... Önüne geliyor. Alp dondu mu orada? Alp dondu. Bir dakika. Tam ekranı alayım mı? Al dayım. Ekibe bak ya. Ekip güzel ha. Kamera nerede ya şu? O kadar ışık geliyor ki bir yandan kamerayı göremedim. Gökhan sür bizi götür ya. Buradan Uber kalkıyor arkadaşlar Temmuz ortasında. Arabada 3 kişilik yerim var. Alaska üzerinden Amerika'ya. Harbi mi diyorsun? Geliyor mu? Benim vize yok ki benim. Ben askerim, seni sokabilirim. Harbi mi diyorsun? Ama zorla böyle şey yani yakalamış zorla. Ya. Ha, beni mahkum olarak mı götüreceksin? Sana bir turuncu şunun üstünden varsa. Aa, ben çalışırım da. Ha. Gökhan arkadaşlar, Gökhan Türkiye'ye geldi. Kurçuk, sen oradan tam gözükmüyorsun, kafanı biraz böyle sokarsın. Ha. Girdim. Ben şöyle. Ha, biraz daha kay istersen. Sen de gel Kurtçuk şuraya. Kayamadım ya. Şey kaymıyor. Tekeri bozulmuş. Yok yok, bozulmadı. Tekeri çok güzel bu arada. Pardon. Halıya sıkışmış ya. Benim yok hatam. Yok, kesinlikle bundan almalıyım. Tekeri çok hoşuma gitti. Özellikle tekeri. Halı kötü, halı. Kurtçuk. Efendim? İyi misin? Mutlu musun? Ben keyifliyim. Arkadaşlar, bu Mert'in dün çarı yattığı için sosyal ortamı unutmuş. Ve sıkıntılar yaşıyor. Ve hiç kendine değil yani, öyle söyleyeyim sana. Şunu çıkartayım ya, zaten buradan konuşamıyorum. Kurtçuk birazcık endişeli. Birazcık sosyal anksiyetesi oluşmuş evde oturmaktan ve Diablo oynamaktan. Öyle biliyor olmuş. Biliyor muyuz bu akşam? Bakacağız. Ben Amerika'ya dönünce ben de başlayacağım Diablo'ya. Ben aldım zaten. Şu an laptop'tan oynuyorum. Harbi mi diyorsun? 22 level'ım galiba ya da 25, öyle bir şey. Oo. Ben fena Mert 150 saat falan oynadı, şu an 25 level olamadı daha. Öldü çünkü. Şu an kaçta, 14 level falan. Ben fena Diablo 3 oynuyordum. Paragon fulldü. Ladder'da da 50. falandım barbarlarda. Fena dayı, barbar oynadım. Siktir et Diablo'yu ya, şimdi şey soracağım ben sana. Sen Amerika'dan buraya bir aylığına geldin. 1,5 ay. Sikattı değil mi? Oldu attı, çağrıdan geçti ama ooo. Tahmin ettim. Bunun buluşu ha, bu hastalığı bu buldu. Benim bir kere sikattı, Alp yardımcı oldu, tuttu, ona geçti, bulaşıcı bir hastalık. Ama sevişmeden geçmiyor diye biliyorum. Geçiyor abi. Kesiyor. Sikatması nasıl bir şey? Bir atıyorsun. Atıyor dayı. Yukarı mı aşağı mı? Ne tarafa atıyor? Ben de yukarı. Allah Allah. O zaman onu yukarıya doğru beline bağla. O bizde bunda var. Abi diyor, yanlardan diyor çok almışsın diyor. Ulan o dedim amına koyayım. Gökhan anlatsana şimdi, arkadaşlar şimdi sana soru sorsun. Soru sorun lan. Evet anlatsana. Amerikan soruları sorun bakalım, Gökhan'ımız bulmuşken cevap verin. Abi Amerika'ya nasıl gidiyor? Ben Gökhan'la ilk defa görüştüm. Tanışıyorduk, hani şey yapıyorduk, geldiğini söyledi hani falan, haberleştik. Vallahi ilk defa görüştük. 10 numara adam ya. Ben de bu arada ilk kez yüz yüze görüyorum. Ben İyi zaten herkesi yani. İlk kez yüz yüze görüyorum. Bu arada çok uzun ya. Yani
Yani boyu çok uzun Çağrı'nın harbiden. Böyle bir merhaba bak ya Gökhan şımar mı? Şımar mı? Şurası. Yan yana bir merhabalaştık, tokalaştık, öpeceğim böyle şey yapıyorum abi. Öyle bir anlattın ki oğlum çok uzun ya gerçekten. Vallahi çok uzun ama. Bu girer mi? 1.96. Öyle sordu anladın mı? 196 santim adam. Kötekliği bayağı özlemiş mi? Kötekliği özledim. Özlemiş. Kötekliği sen özledin mi? Ben de özledim. Şimdi o üniversite dönemlerinde özlemiş. Türkiye'ye sen ne zamandan beri gelmiyordun? 7 yıl önce bir gittim. Oğlum bir daha 7 geldim. Yıldır. 7 yıldır. Yok. Adam Türkiye'de yok. Kaç yıl oldu? Aileni görmüştün. Onlar mı geldi? Onlar Amerika'ya geldi. Konu neydi? Hayır, konu 7 yıldır adam yok. Kaç yıl oldu diyorsun? 2 sene oldu amına koyayım. Ne desin yani? 7 yıldır yok. Adam Türkiye'ye... Bu zor anlıyordu arkadaşlar bir saniye. Sik atmasınlar. 7 yıldır yok. Tamam. Yani 7 yıl. 7 yıldır Türkiye'ye gelmedin. 2016'da bir gittim. Şimdi geldim. Bir hesaplasana yalan söylüyor olabilir. Niye o hesaplıyor? En kötü an mı? Ben lisede sınıf birincisiyim. Ben parmakla sayıyor. Şöyle sayıyor. Böyle sayıyor. Böyle sayıyor bak böyle. 1, 2, 3, 4. Subhanallah 1, subhanallah 2. 1 kurçuk, 2 kurçuk, 2 kurçuk. Niye geldin abi diyenler var. Niye geldim? Hasret, özlem. Yani insan ülkesini özlüyor, kültürünü özlüyor, arkadaşlarını özlüyor. O yüzden geldim. Peki özleminden fazlasını mı verdi sana yoksa sadece özlemini mi karşıladı? Bu soruyu siktir et, ben daha güzel. Ben de hep dönen birisi olarak... Bak, ben ne yapalım biliyor musun? Kıpkırmızı oldu. Ne yapalım sen kalıyordu. Bu soruyu siktir et, ben sana daha güzel bir şey sorayım. Bu soruyu sevmedim zaten. Mami stand-up alsana, bu Just Chatting'den çıktı burası. Aferin lan benim şakalarımın aynısını yapabilirsin. Tekrarlıyor. Harbiden. Şaka yaptım Mert'ciğim. Daha güzelini sen sor. Mert'in sorusu neydi? Ben bir yani daha şaka düşündüm istedi? O sırada. Duyamadım da. Yani hani geldiğinde özlemini giderdin ya. Evet. Aklın burada kalacak mı giderken? Yani daha fazlasını karşıladı mı? Ben onu merak ettim. Aklım çünkü burada... 7 sene çok uzun bir dönem. Aklım burada. Ben soruyu sana toparlayayım mı? Yarısı burada kalacak, yarısı kalmayacak. Toparlayayım mı sana soruyu? Diyor ki 7 senedir burada yoksun, evet, ve geldin. 7 senedir o yoksun ve işte atıyorum tekrar döneceksin. Buraya gördükten sonra küçük bir de olsa hani acaba ulan erken daha mı gelseydim dedim mi yani daha önce gelseydim dedim, evet, mi? Yoksa burada şunu mu dedin yoksa ulan geldim ve buraya bağlandım dönmek istemiyor gibiyim bir tarafım bunu mu dedi? Ya da geldim iyi hoş tatilimi de yaptım gördüm göreceğimi ben evim Amerika. Bunu mu diyorsun ya da? Sen var ya soruyu iyice batırdın ha. Adam neden? Daha güzel sormuş. Oğlum şunu diyorum geldin. Tamam. Uzun süre sonra geldin ya. Evet. Şimdi bunca süre gelmediğine pişman oldun mu? Bir. Hayır. Olmadın. Olmadım. Çünkü böyle olması gerekiyordu benim vize durumlarım, tamam, bilmem ne durumlarından. İkinci böyle soru. Evet. Aslında aynı sorunun içerisinde 3 soru var. İkinci soru geldin ve şimdi artık bazı şeyler biraz daha zorlaştı mı senin açından? Yani dönerken aklın burada kalacak mı? Veya sana deselerdi kal burada. Deseler şu an kalmaya daha yakınlaştın mı mesela? Yüzde olarak bak, mesela Amerika'dayken belki %10 kafanda şöyle bir ihtimal vardı. %10 ihtimalle Türkiye'ye dönerim diyordun. Mesela buraya geldikten sonra o ihtimal arttı mı azaldı mı? Şöyle Amerika'dayken diyordum ki ben Türkiye'ye bu saatten sonra hayatta dönmem diyordum. Şimdi bir dedim ki acaba diyorum. Şimdi orada hayatta dönmem diyordun. Geldin ve gördün. Yüzde olarak bir tık arttırdın yani. Bir tık arttı. Kaç ama oldu? %10 oldu, 20 oldu yani. Allah sıfırda, razı olsun. Sıfırda. Abi ama yani İstanbul'un trafiği ve taksicilerinden dolayı o da yani. Daha fazla artar da yoksa ama. Burası... Gelsen bile İstanbul'a mı geleceksin? Nereye geleyim? İzmir değil mi? Abi herkes İstanbul'da. Ben de İstanbul'a gelirim. Gökhan herhalde, bizi İstanbul'a buradan... İstanbul'a gelir niye İzmir'e? Buradan Sancaktepe'ye ne kadar götürürsün? Bilmiyorum buradan ki nerede. Buradan ben çıkacağız. Ben 40... sıfır benim. Tamam ne kadar götürürsün? 40-45 Kaç kilometre? Kaç kilometre? Ya sen şaka yapayım Allah'ım. 30 kilometre. Oturdu hesap 30 kilometre 30 dolara götürürüm. Ama 4x2 kullanman gerekiyor. Çekti fiyatı duydun mu? 600 lira götürüyor. 30 kilometre. Abi siz burada bindiğiniz taksilerle benim Uber'im aynı mı ya? Allah aşkına. Tabii lan yayın da yapıyor orada. YouTube'a çıkacak lan manyak. Kaliteli, hızlı, her şeyi var. Lütfen işime saygı duyuyorum. Her yaptığım işe. Gökhan şeyi söyleyeyim mi? Videoyu izlettin ya. Söyle. Onu söyleyeyim mi? Söyle. Arkadaşlar Gökhan bana bir video izletti. Pornosunu izletti. Nasıldı? Beğendin mi? Oğlum o neymiş ona öyle? Hiç belli olmuyor biliyor musun? Jordi de belli olmuyor işte oğlum. Beklenmediği yerden vuruyor. Şok oldum. Amerika'da da hep yapıyoruz bunu. Lan nasıl olur dedim falan filan.
Ya işin şakası bir tarafa, özlem oluyor. Ama ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi sen döndüğünde bu özlem belki bu zamana kadar çok yoktu. Döndükten sonra asıl başlar diyorum ben sana. Kesinlikle. Çünkü özlem nasıl oluyor biliyor musun? Gittiğin an böyle hayvan gibi özlüyorsun. Sonra alışıyorsun, azalıyor ve rutine bağlıyor. Şimdi ben onu sıfırladım. Gittiğimde yine hayvan gibi özleyeceğim. Evet. Bir işte süre o, oraya adaptasyonu şey zorlaştıracak şimdi. Evet, evet. Çünkü yani gurbetçiler de izliyor. Evet. Türkiye'ye geliyorlar. Mesela benim dayımlar, teyzemler falan da yurt dışına yaşayanlar, Almanya, Viyana. Onlar da geldiği zaman çok güzel bir zaman geçiriyoruz. Tamam mı? Bir ay falan böyle geliyorlar mesela. Ama hep süre kısıtlı, tamam mı? Şey, aynen. Yani her gün uyanıyoruz ve şey deniyor. 14 günümüz kaldı. 13 gün kaldı. 13 gün kaldı. Aynen. Ve onların da aslında, onları çok iyi anlayabiliyorum. Onlar için de çok yani can sıkıcı bir durum aslında dönmek zorunda olmaları. Evet. Ve yetmiyor yani. Hiçbir şekilde yetmiyor. O yüzden ben derim ki keşke hayatımızın böyle en güzel zamanları için, en güzel zamanlarını yaşarken, hayatımızın en iyi anlarını yaşarken şöyle bir araya bir jenerik girse de böyle üçüncü gözden mi görebilsek en iyi anımızı yaşadığımızı, daha iyi hissederiz mesela. Çünkü yaşarken bazen anlayamıyorsun ya. Saatlerimiz 00:00 gösterirken herkes birbirini düşünüyor. Sevgi dolduk şu anda. Arkada ne müzik çalıyor? Çalıyor mu? Hayatımın jeneriği. Al üçüncü gözden şu an. Olur musun? Of. Ah, sik atması geliyor. Sakin ol. O sik ne kadar öyle atabiliyor lan? Harbiden bu kaçıncı? 3 santim nasıl zıplıyor öyle havalara? Harbiden o. Ama sen bir bir burayı düşündün ya. Ben bir düşündüm açıkçası. Çünkü neden biliyor musun? Bugün sizle görüştük işte. Biraz yüksek konuşsana. İlk Çağrı'yla görüştük. Sonra işte sonra Mert geldi, sonra Alp geldi falan. Ve bakın hani o ortam benim hoşuma gitti. Göndermiş. Ben çünkü Amerika'da ben de arkadaş dün mağarama izinsiz giriş yaptı. Poposundan bir ısırık aldım. Karşıda buluşalım diyecek bir arkadaşım yok. Bir tek benim eski ev arkadaşım işte Egemen var. Onunla arada bir görüşüyoruz ama böyle bir ortam oluşamıyor maalesef. Ben ondan dolayı üzülüyorum yani. Onun eksikliğini çekiyorum. Yoksa yurt dışı kolay. Çalışıyorsun, kazanıyorsun, harcıyorsun falan filan ama bu sosyallik, bu ortam. Kurçuk onu nereye gitti? Insan. Kurçuk sigara mı içen? Amerika'da para biriktirip TR'ye dönmek mi yoksa Amerika'da kalmak mı? Bir daha sorsana, tam şey yapamam. Amerika'da para biriktirip TR'ye dönmek mi yoksa Amerika'da kalmak mı? Ya para biriktirip döneceksen orada çok şeye dönüyor. Böyle köpek gibi çalışıyorsun, hayatının tadını çıkaramıyorsun. Yaş geçiyor bilmem ne. Türkiye'ye gelip ne yapacaksın sonra? O yüzden kalacaksan orada kal, kalacaksan burada kal. Kafasına. Ama niye? Buraya geldin, buradan yatırım yaptın. Burada kafan da rahat. Hani şu yüzden soruyorlar aslında. Yani ülkemizi seviyor musun sorusu aslında bu, anladın mı? Hani bazen olur ya, toprağımda toprağım der ya insan. Hani orada, bu adam Amerikan askeri ya, lan. Ne parayı bu. Buldun. Amerikan askeri bu. Evet, farkındayım. Parayı buldun diyelim ki. Buldun da değil. Vurdun veya kazandın yani. Yani hak ettin yani parayı. Milyoner oldun ya. Var yani. Buradan da ev aldın, oradan da ev aldın. İstediğin gibi yaşayabilirsin. Ağırlık nerede yaşarsın? Onu soruyor. Yani, Ozan burada yaşıyor. Ha, burada yaş. Gönül olarak burada yaşamayı tercih ediyor musun? Yani evet. Maddiyatı bir kenara koyarsan. Evet. Ama birazcık galiba izole yaşardım, öyle söyleyeyim. Çünkü dışarıda geldiğimden beri çok stres oldum. Sokakta yürürken, trafikte araç kullanırken, takside yolcu olarak giderken her türlü stres oldum. Neyden mesela? Takside yolcu olarak giderken neyden stres oldun? Abi taksici aşırı tripli ya. Şuraya gideceğiz diyorum. Aa, orası yokuş ya. Şurada insen kendin yürüsen falan diyor. Sırtımda iki tane valiz var. Adam çıkmıyor yokuşu. Diyorum parasını vereceğim. Yok ben çıkmak istemiyorum diyor. Yani parasını çok vereceğim. Çok denk gelmezsin normalde öyle kötü taksiciye. İki kere denk geldi. Arda arda. Sana bir daha da şansa denk gelmiş. Yok normalde yok. Ya bilmiyorum ya. Çok enteresan buradaki taksiciler. Çünkü parasını ben müşteri olarak vereceğim zaten. Gitmesi için kiralıyorsun onu. Adam gitmiyor. Sokakta karşıdan karşıya geçeceğin yol veriyor, araç yol veriyor, araca korna çalıyorlar. Vermese sen eziliyorsun. Böyle kaos. Kaldırımlar dar. Yani bunu anlatacak çok şey var hiç da. Hiç yok mu ya Amerika'da da böyle gününde olmayan bir taksicinin arabasına binsen mesela. Ya bunlar hiç mi yaşanmaz ya? O kadar da değil. Yaşanır ya, insanlık sonuçta bence. Ya ben orada çok fazla taksi kullanmadım. Taksi genelde ben olduğum için, Uber şoförü ben olduğum için. Ben müşterilerime hep saygılıyım yani. Merhaba, nasılsın? İyi misin? Onlar muhabbeti açarsa devam, yoksa sus bir şekilde devam ediyorum. Samet'in sorusunu gördün mü?
Ha, ya. Diyelim ki Amerika'da savaşan hangi ülke için savaşır? Bu nasıl bir soru lan ortağım? Bunu Samet mi sordu ya? Samet sordu, o hassas bu konularda. Kafama sıkarım. Öyle bir durum olacağını öngörmediğim için zaten böyle bir işe girişmiştim. O kadar. Öyle bir durum olmadı. Benim bir zamanım, de, benim ömrüm görmez onu, merak etme. Bir de şöyle bir şey var. Sen zaten orada silahlı birlikte de değilsin ki askeriyede. Ya nasıl helikopterde tarıyor amına koyayım? Ciddi ya, görevi helikopterde taramak. Helikopterde taramak mı görevin? Görevim o değil ama onu yapabilirim. Ya geçebiliyor. Parasana bir şöyle bir bakalım. Bir bakalım. Ya oğlum, helikopterlerin yanlarında böyle makineliler oluyor ya iki tarafında. Var yani. Arasana büyükelçiyi. Sen Amerikan vatandaşısın değil mi? Evet. Ara, para kopartalım birazcık. Ben ufaktan uzayım şimdi, başımıza iş almıyorum. Tövbe estağfurullah. Abi orada part time bir askerlik şeyi var. Ayda iki günmüş. Ayda iki gün. Öyle yapıyor. Adam aynı zamanda Amerikan vatandaşı da. Kaç ev aldı gelince. Gökhan bunlar, ben de sorayım seni yani. Amerika'da böyle büyük paranın içinden geçip buraya gelmece mi yaptın? Yoksa orada normal yaşıyorum hani. Ben orada normal yaşıyorum. Buraya göre ister istemez zengin oldum buraya gelince. Öyle yani. Değil mi? Dolarla gelince... Yani 200 dolar bozdurdum, hala onu harcıyorum ya, bitmedi bir türlü. Şaka yapıyorsun. Valla. Biter de normalde 200 dolar, hani 4-5 bin lira da kolay da harcamıyor biter ya Gökhan. Ya harcıyorum ya. Yani sağa sola gidiyorum, geldiğimden beri bir hafta bir hasta oldum. Onun dışında hep dışarıdayım. Abi Gökhan eve gitmiş, tamam mı? Sürpriz yaptın değil mi sen annenlere? Evet. Ben bilerek sosyal medyada hani Türkiye'ye geliyorum, yayında, YouTube'da, hiçbir yere, Insta'da falan duyurmadım. Çünkü annemlere sürpriz olsun istedim. Olur da kulağına gitmesin diye. O yüzden. Abi sürpriz yapmış. Direkt kapıya olmuş? Çıkmış, kapıyı çalmış. Videoyu izledim ben. Yemin ediyorum gözlerim doldu. Sen görmedin değil mi? Görmedim, bak, ne oluyor? Bak böyle bir duygusal bir an yok yani. Bu gerçek bir duygusal bir an yani. Çağrı izlerken gözü doldu bu arada. Lan ne oluyor, anlatın. Ben izlerken gözüm doldu canım. Orada değildim herhalde. Orada değil canım. Tam da ne oldu orayı abi, anlamadım. Bir anda videoda şöyle. Bir anda kapıya geliyor, tıklıyor kapıyı. Kapıyı çalıyor. Arkadaş, yanında arkadaşı da var, o da kamera çekiyor, video çekiyor. Babası açıyor, önce Gökhan'a bakmıyor. 5000 bit yollamış, babası. Kimler gelmiş, buyurun, hoş gelmiş, gülümseyen surat. Gökhan'ı görüyor, hos siktir diye böyle bağırıyor, anladın mı? Çok böyle sevinçle böyle. Nereden yani, ya çat kapı, hiç haberi yok yani, anladın mı? Sonra bu böyle yapıyor, hani annesinin şey yapmasın diye. Abi annesi geliyor, koridordan, kapıdan, şeyden, koridordan görüyor Gökhan'ı. Yani tabii sinir sistemini etkiliyor yani annesinin o noktada. Tabii. Sarılıyorlar falan, kadın ağlıyor falan böyle. Bayağı ağlıyor hem de. Bayağı bir sarılıyoruz, ağlıyoruz. Ben çok çok canımı şey yaptı yani. Yaktı yani bir tık. Videoyu yayına yani vermek istemiyorum şimdilik. Çünkü vermek ben onu sonra paylaşacağım. Başka şekilde paylaşacağım. Burada şey yapmak istemiyorum. Sen onu paylaştığında bize gönder ama biz de izleyelim. Tamam, olur. Ama sonra paylaşacağım, merak etmeyin. Şu an değil. Ama çok etkileyiciydi yani harbiden. Bir de yani hiç haber vermeden gitmek falan filan, böyle kapıya tak diye dayanmak, ne bileyim abi. Bir de ben şey yaptım. Şok etkisi yani. iPhone'da şey var ya, hani birbirini takip edebiliyorsun. Ben, babam beni takip ediyordu. Kaldırdım babamı. İki gün sonra zaten arıyor. Ne oldu, ben göremiyorum seni, neredesin falan. He, bakıyor ben yani öyle. Bakıyor tabii. Mesela benim babama onu yüklesek ayda bir aklına gelir, bakar belki de yani. Her dakika bakıyor ya. Bazen böyle eve giriyorum, evine hoş geldin falan yüzüyordum. Baba o kadar da şey yapma ya. Şey gibi, kameradan izler gibi. Neyse şey dedim, baba dedim, bir gün balığa gittim dedim. iPhone suya düştü. Android kullanıyorum. O yüzden şey yok. Hani göremiyorsun. Halledeceğim, yeni telefon alınca şey yaparız dedim. Tamam dedi. Sonra işte başka bir gün... Tekrar aslında söyleyeyim, babana söyleyip annene sürpriz yapabilirdin. Baban da biraz öyle şey, kafa bir adama benziyor. Kafa bir adam, aynen. Aynen. Babanla haber verip annenle öyle bir sürpriz girişimine de bulunabilirdin ama bu da güzel olmuş yani. Ama ikisine birden olunca daha güzel oldu ya. Evet. Hiç beklemiyorlar daha. Eş demiyorlar mı? Oğlum gel artık falan. Diyorlar zaten. Buna bile diyorlar bu Konya'ya. Ya... Diyorum 50 kere soruyorlar bana. Sen Konyalı mısın? Yo. Konya? Konyalı. Değilim baba, ne Konyalısı ya.
Oğlum Konyalı olmaktan lan niye utanıyorsun? Değilim, Konyalı mıyım ya dayı? Ya etli ekmeğim benim. Sen neden Konyalı olmaktan? Sen niye fark ediyorsun? Sen söyle ya. Konyalı mıyım? 19 kişiyle baskına geldi. Nerelisin baba? San Francisco'lu musun ama? San Francisco'luyum. Oğlum bu adam San Francisco'lu değil mi? Sen nerelisin harbi? Nerede doğdun? Chicago. Adam Chicago. Yanında beni... Abi bir tarafımda iki tane... Şu an farkında mısın? İkisi de... Amerikalı. Amerikalı yani. Ya Amerikalı da. Yani bu odada iki Amerikalı, iki Türk'üz. Sizi karımız yaparsak dördümüz de Amerikalı olabilir. Bak beni Amerikalı yapmak için karın yapacaksın okey ama. Dürüz gene yapacaksan programdan yapıyorsan ayıp ediyorsun bak onu sana söyleyeyim. Geliyor mu lan Gökhan böyle? İşte. Yani arada öyle mesajlar. Öyle kızlardan geliyor mu Amerika? Mesajlar geliyor diyor ki beni de al. Beni vatandaş yapsana sabaha kadar. Beni bu gece vatandaşın yapar mısın? Ertesi gün Amerika'dayız diye. Oluyor öyle şeyler arada. Mert öyle 3 kişiye borçlu Mert. Mert şey diyor, burada saç kesildikten sonra mesaj geldi mi dedim. Şey diyor, 100-200 tane geldi dedi. Vay yok. Söylemeseydin. 100-200 tane. 100-200 mesaj geldi. Andy hoş geldi. Kızlardan. Vay be. 100-200 çok değil mi dayı? Yani overreact. Çok Alp değil derken... Bu tipe mi çok mu değil mi yok, diyorsun? Yok yok canım Mert'ime öyle deme. Az bile. Mert'ime az bile. O keltoş kafasıyla çok seksi oldu bu arada. Harbiden Mert'e çok gitti moruk. Bu saç stilin gerçekten Mert. Sen kendini buldun yani bu ya saç Mert'in stilinle. Mert'in saçı böyle değil miydi? Ben yayından gördüm. Yok. Böyleydi ya. Cık. Ya uzun. Karizmasına karizma kattı. Uzun değil Çağrı değil. Gibiydi. Çağrı'nın şu anki hali gibiydi. Tamam, karizmasına öyle. Karizma kattı yorumuna üzülüyorum. Üzülüyorum derken niye üzüleyim ama. Şey katılıyorum bu arada. Chatten birisi üzülüyorum demiş Mert'in bu haline de. Onu da okudum. Onu da okurken beyinde bazen oluyor hatalar oluyor bu şeyde. İşletim sisteminde bazen. Ama harbiden yakıştı yani. Keşke Gökhan'ı da denk getirseydik. Onu da bir sıfırlardık zaten. Ben bir yarın sıfırlayacağım zaten saçı. Hayda. Kıvanç Tatlıtuğ'un 9 karakteri gibi olmuş. Demişler. O 8 değil miydi amına koyayım? 9 gibi. Şey gibi. 9 yani 8 kadar değil ama 3 gibi falan diyelim ona. Koç Tatlıtuğ 3 gibi. 8'de sen yarın saç ektiriyorsun. Benim önler açıldı ya bak şöyle durunca biraz sen amına koyayım sen buraya yoksa mı? Şeye mi geldin ya? Ciddi ona geldin. Lan nasıl ayıp olmadık abi ya? Saç ekimine gelen saç ekimine gelmiş ya. Ya. Oğlum yani. Ya Gökhan şimdi yurt dışından gelince ucuz oluyor biliyor musun? Şu an var ya kendimi bütün çok değersiz karizma... hissettim amına koyayım ya. Ya bu şeye benzedi Gökhan'ın saç ekimi. Süreç ne kadar acı saç ekiminde? 6-7 saat dediler. Sonra bir daha gitmiyor mu? Sonra eğer çok kötü bir daha dökülmeye devam ederse gidiyorsun yoksa kalıyorsun yani. Gitmiyorsun. Abi Gökhan saç ekimine gelmiş gelmişken annemleri göreyim, arkadaşları göreyim, eşi dostu göreyim, cilik yapmış ya. Arkadaşlar 29.050 abone gösteriyor şu anda. 33.000'e daha var. 33.000'de ne oluyordu strese ya? Strese sokmayın beni. Japonya sözü verdik. Çağrı babam da gelmek istiyor. Babam da mı gelmek istiyor? Evet. Bugün konuştuk. Gidecekseniz haber ver dedi. Ama bir önden bir doğru babası düzgün planlayın. Babası geliyorsa ben gelmiyorum ha. Ben bir de fırça yedim. Önden bir doğru düzgün planlayın dedi. Hani nerelere gideceğiz? Kim gezdirecek bizi falan? Sıçarız abi ya. Babası geliyorsa benim babam babası da gelir gelirse... ben söylüyorum. Yemin ederim. Vallahi şaka yapmıyorum. Benim babam da geliyor. Baba biz Japonya kafilesi olduk. Benim babam geliyor. Ben... Şu anda Japonya'ya... Bak Japonya trenini anlatıyorum. Ben gelebilir miyim? Japonya'ya mı? Ha. Amerika'dan kaç saat? Seni ilgilendirmez. Amına koyayım. Bu yayınlarda bak neden bana gömülü sürekli ama yani anladın mı? Japonya o zaman bana beni madem gel bana ne soruyorsun gelebilir miyim? Oğlum, Japonya orada siktir git amına koyayım. İyi de orada buluşmayacağız diyor. Hayır ben Japonya büyükelçisi miyim amına koyayım? Bana ne soruyorsun ki o zaman? Biz orada buluşmayacağız mı oğlum? Sanki vizeyi ben mi veriyorum günlük vizeyi? Bana vize yok bu. Hayır abi şunu soruyorum. Amerika'dan Japonya o büyük okyanustan mı geçiyor yoksa evet. Aradan yoksa buradan mı dönüyorlar? Yok büyük okyanustan geçiyor. Onu hayır abi buradan da dönüyor olabilir. Dönmez baba dünyanın bütün etrafında lan kelime gelmedi ne o eksen. Ekseninde mi dönecek bu tarafta tersine kardeşim ya? Öyle olmuyor ki o iş dünyanın ekseninde dönmüş olmuyor ki. Şimdi sen çizim olarak diyorsun ki ulan niye böyle dolandı mesela bak. Şöyle
Bak şöyle gidiyor mesela diyorsun ki niye direkt böyle gitmedi diyorsun. Öyle evet. değil ki abi. O yine en kısa mesafeden gidiyor aslında. Ama senin dünya düzleminde böyle gözüküyor. Halbuki öyle değil. O yüzden merak ettim. Japonya saatine bir sor. Gelir misin lan aradan Gökhan öyle bir şey yapsak Japonya'ya? Gelebilirim herhalde. Bilmiyorum ki. Tamam seni de haber verelim. Ne yapacağız Japonya'da? Bilmiyorum ki baba. Bu kadar dalayarak Japonya'da harbiden ne yapacağız bilmiyorum ki ben de. Dünya düz değil mi? Düz kanka düz. Sen. Seni de kırlandırmayayım şimdi gece gece düz sen öyle devam et. Baba Maid Cafe'ye gideceğiz. Maid Cafe? Evet. Benim ablam daha önce Japonya'ya gitti. Ben oradan şey alırım. Nerelere gidelim falan. Çok akıl korktum olur. Ya cümleye girdiğin anda. Benim ablam Maid dese kopardım. Orasını sikim var ya çok korktum ya. Geri al. Özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Yok hanım. Ben tutamıyorum bazen ya. Seni karım yapacağım. Tutamıyorum bazen. Seni Amerikalı yapacağım. Birazdan. Abi Alp'i Japonya... Alp'i sen de bana kaldın bu arada çağrı. Ya ben niye Mert'e kaldım ya? Ya bu veba kurtçuğuna niye kaldım ya? Beni istiyordu. Salalım ya. Kanka bu bana pasaport bir şekilde aldırtır ama... Benim gerçekten ciddi anlamda mesela manevi olarak siker yani öyle söyleyeyim sana. Yorar manevi Gitar olarak. Getirir. Bundan bunları çal der. Bana ya yaptırtır yani bunu. Orada o tiyatroyu da oynayacağız ama interview'a girdiğimizde işte... Hani bu şarkıyı benim için evet. yazmıştı falan. Şu dönem ayrılmıştık. Onları vereceğiz tek tek. Ne kadar iyi tanıyorsunuz birbirinizi onu soruyorlar evet. bu arada. İnterviyolarda. Ben çok iyi tanıyorum. En sevdiğiniz pozisyon en sevdiği ne diyor? Öyle mi? En sevdiğiniz pozisyon Cidden ne? Cidden soruyorlar bu arada. Şey diyelim. Sen Metin'kini biliyorsun da. Şey diyelim. Samet domalmayı seviyor. Onu biliyor musun? Ya oğlum. Tövbe estağfurullah. Seks yapmıyoruz desek? Öyle evlilik mi olur ya der. Mantık yani, evliliği. O zaman zaten vermezler. Harbi mi diyorsun? O canım mantık evliliği olur mu? Sen oraya gerçek olduğunu kanıtlamaya gitmişsin. Bizim aşkımızı görmek zorundalar çağır. Tabii, hadi o karşıya geçmesi lazım. Bir yapın bakayım der. Zaten ben orada neden? Gitar çalsam. Onu demez. Ne der? Hadi önümde yapın bakayım diyormuş. Amerika kafayı yemiş efsane, baba. O bir efsane. O eskiden millet öyle zannediyordu da öyle bir şey yok. Şeyi falan soruyor ama. Nasıl yok şey. Mert? Oldu mu? Duşta mesela sabun nerede durur? Evet, bu tarz sorular geliyor. Evet. Aynı cevabı vermek zorundasınız. O yüzden soruyorlar. Hadi vermedik. Bununla vatandaşlığı yanıyor mu? Evet. Yok. Evet. Ah, ah, ya. Eğer isterse beni hapse bile atabilir. Hapse atar vatandaşlığı. Nereye vatandaşlığı da alabiliyor. Vatandaşını aldı. Nerenin vatandaşı? Richel de diyor ki yerim unutma beni de yazıyor. O da Arabistan'da. Geliyor mu Richel? Geliyor ya vallahi. Abi, şey. Arabistan'dan ben de geçeceğim diye Japon. Sen Richel harbiden geleceğim mi ya? Yani bu net yani okey misin yani o tarihte gidiyoruz dediğimiz zaman. Gelmez herhalde ya şaka yapıyordur. Mesaj geldi eniştem de gelmek istiyor yer var mı diyor. Abi bir şey söyleyeceğim. Olmaz mı? Biz Japonya'ya şu anda benim hesaplarımı herkes geleceğim deyip gelirse. En önde bayrak tutar mısın hep birlikte biz, yürürken? Ben buradan Türk Hava Yolları'na seslenmek istiyorum. Sevgili Türk Hava Yolları. Eğer bu mesajımızı alıyorsanız, bir şekilde size ulaşıyorsa lütfen dikkate alın. Ben bir Twitch yayıncısı, influencer olarak Çağrı Ergün'üm. Size şunu söylemek istiyorum. Biz Japonya'ya gideceğiz ve benim boyum 1.96. Ben Türk Hava Yolları veya herhangi bir hava yolları uçaklarında ekonomik sınıf koltuklarına sığmıyorum. Acil çıkış sorumluluğunu da, acil çıkış kapısı sorumluluğu da beni uzun yolculuklarda birazcık geriyor. Lütfen bana business'ta değil, first class yatabileceğim, arkadaşlarıma da en azından normal sınıf, uyar mı normal sınıf? Bana uyar ama ben Amerika'dan geleceğim için benim fiyat farklı olabilir. Fiyat vermeyeceğiz işte. Ama işte onu da düşünsünler yani. Tamam, bir tane arkadaşımız Amerika'dan gelecek. Sana ekonomi sınıf yazıyorum. Ekonomi bozmayayım kendimi ekonomide tamam. gideyim ben. Ben de ekonomide gideyim. Bana first class ekip arkadaşlar. First class baba. Niye kanka? Sana business en öndeki yer business değil mi? First class mı? First class. First, yani bak, o zaman first şöyle diyeyim. First class business ekonomi. Öyle gidiyor. Yataklı var ya dayı. Yataklısından ben. Türk Hava Yolları. Yataklısından bana arkadaşlarımı da çok yakın vermeyin koltukları. Bana çok yakın vermeyin. Kafa sikebilirler. Arkadaşlarıma da en azından bana onlara en da verilebiliyorsa first class ama o kadar first class olduğunu zannetmiyorum. Bize bir 20 en az 20 tane bilet. Bu şekilde bilet istiyorum.
Gidiş dönüş istiyorum. Bir de size bir sürprizim var. Bir tane de YouTuber getirteceğim. Ona da zaten sponsor olmak istersiniz. Orkun'u da götüreceğiz. Ona da story de attırırım, video da çektiririm. Ben de çekerim, ben de atarım. Ve böyle bir bize uçak lütfen. Kombine bilet. Evet. Kombine böyle gidiş dönüşlük. Böyle bir 5-10 günlük bir Japonya macerası gerekiyorsa. Hatta gerekiyorsa Gökhan'ı Türkiye'ye getirtelim. Türkiye'den Japonya beraber gidelim mesela. Ama daha neyse iyi, 33 bin olduğunda konuşuruz. Daha iyi olur. Benim şimdi abonelik hedefim var 33 bin olduğunda. Bunu da siz el atarsanız güzel olur. Bunu da arada bir yaparız biz de o zaman. Böyle bir şey olursa Nesrin'le Yağmur da gelebiliyor. Gelebiliyorlar mı? Tabii. Nasıl gelebiliyor? Normalde gelemiyor mu? Gelip gelmeme kararsızlar. He. Böyle bir şey olursa gelirler yani. Gelebiliyor değil, gelirler yani. Başka bir isteğim. Bir de o zaman madem sordunuz. Türk Hava Yolları yetkilileri mi yazdı bilmiyorum. Ha, o mu yazdı? Tamam. Bir de o zaman şey istiyorum. Çok kasise sert girmeyelim ya. Nerede? Uçakta. He. Kasise. Evet. Kalkarken pistte kasise. Hava boşluklarına vardı falan dikkatli sürelim. Bir de pilot arada bir bilgilendirsin ya. İyi gidiyoruz şu anda. Şu an uçak bayağı iyi gidiyor. Böyle gidersek varırız falan yemek, gibi anladın yemek mı? Yemek servisleri onu unutma. Yemek servisi diyette. Açık büfe istiyorum. Diyette. Orada diyet olmaz. Ona göre yemek diyette, versinler. Diyette. Hayır abi. Çitteye denk getiririz diyette. Ya uçak. Çitte. Gelsen çitteyi yaparsın orada. Çitteyi. Ben arkadaşlar bir aydır falan diyetteyim orada. Valla. Bir aydır lokma almıyor. Yok alıyorum çitteyi yapıyorum ama. O gün mesela yiyeceksem o gün çitteyi yapıyorum hemen. Kaç çitteyi yaptın? Bir ayda kaç çitteyin oldu? Bir ayda toplam 30 günde 22 çitte falan var. Oo, iyi. Kaç ama çitte dedin. Kilo verdin? Hiç ver böyle 2 kilo falan verdim. 2 kilo falan verdim. Çitte deyince bir anlamı oluyor. Öbür türlü hayvan gibi yiyince evet. Olmuyor. Kendine de kabul edemiyorsun. Doğru. Ama çitte adı altında yediğin zaman hiç sorun olmuyor. Tabii. Sen bugün köri soslu tavuk yedin. Yedim de ilk öğünümdü baba yani bir tane 2 saat öğün yiyorum ya. Ya ama orada ayıp da yediğin öğüne bir baksana. Lan bir kere yiyoruz. Bir kereden. Tamam ızgarasını söyleseydin. Oğlum ızgara... 1000 kalori alayım günde ya. Soslu. Bu arada yeleği takmasını anlamayan var. Yeleği de gösterebilirsen eğer. Yelek ne ya? Şişme yelekler var ya yanında ışıklı olan. Üflüyorsun. Heee. Gül de çocuk şakası. Ben gül de sen gülünce güler mi? Yani ilk şakasıydı. Gösterirsen ya. Yazık Gökhan ayıp olmasın diye gülüyor ya bir saattir. Allah razı olsun. Yoruldu ama bu gün. Gökhan bir şey soracağım lan. Efendim. Bu samimi bir soru ama. Vallahi sor. Şimdi sen Amerika'dan TR'ye geleceksin ya. Evet. Şöyle bir DM checking yapmışsındır hani. Uğrayacağım lokasyonlar gibisinden öyle bir şey var mı? Dürüst mü cevap vereyim? Yok amına koyayım. Yok yalan söyle. Yalan söyle bize. Ben DM'leri zaten her zaman okuduğum için özel olarak yapmadım. Her zaman her mesajı okuyorum. Tamam sana da 100-200 geliyor mu Mert kadar? Yok. O kadar gelmedi. 5 tane falan bulabildim aralardan yani. Ayıkladım ya sen niye dedi. Böyle bir algı oluşturuyorsun? Sana dedi. Sakin ol. Oğlum sinirlenme. Sakin ol 4. 3-3 üstü kaç? 9 muydu? 9 mu 3'e düşürdüm. 9. Sakin ol. Vallahi güzel ya. Amerika'yı anlatıyor. TR'ye de görüyor. Ama TR'ye niye geliyorsun Gökhan? Nasıl niye geliyorsun oğlum? 7 senedir gelmemiş adam. Oğlum eşini ya. Dostunu görmeye gelmiş. Oğlum, vatanımız gibisi yok oğlum burada ya. Burada doğdum büyüdüm oğlum ben. Aynı Amerikalı. Sonradan oldum. O yüzden. Abi sikerim belanı. Senin gibi değilim. Ben her konuştuğumda ay çağrıya bakıyor. Delireceğim şimdi. Abi oturduk ya biz. Bunların ikisi garip bir şey içtiler. Story attım. Evet gördüm. Ben de çay içtim mesela. Gördüm. Ben de çay içtim. Bu garip bir şey. Anlayamadım. Ekşi de beğendi değil. Yani. İçtiler ve beğendiler ya. Amerikan yani. Vatandaşı bunlar işte. Ben benim daha mi? O kafeye 2 senedir gidiyorum. Daha bir kere öyle bir bardakta içki görmedim, içecek görmedim. Bak benim yemin ediyorum sana. Yasım var gelmeyin üstüme. Çok iyiydi bir dahakine iç sen de. Ben çağırıyor Amerika'ya gitti sandım. Benim ikinci içtiğimden esas iç bir dahakine. Aa harbiden ha. O çok iyiydi. Keşke ben de içseydim onu. Çağrı bugün bir tek çayla duruyormuş bu arada. Sen yemiş miydin? Yedim. Tereyağında yumurta kırdım kendime. Ama tereyağında bir attım ki amına koyayım anlatamam sana yani. Nasıl yaptın? Bir attım tereyağını çevirdim tavada. Yumurtayı kırdım. 4 tane 5 tane yumurta kırdım. Vur. He. Bir de yarım kalıp peynirden bir tık daha fazlasını da kestim. Kes. İçine peynir de attım birazcık. Yanına tamam. Da peynir aldım. Salatalık, kahvaltılıklar. Çayımı demledim.
çevirdim yumurtalığı falan filan böyle çırptım. Oradan yedim. Vallahi canım çekti lan dayı. Ve on numaraydı yani öyle söyleyeyim. Ama ekmek, bir öğün. Ekmek? Ekmek de yedim abi. Hareketlere bak. Ben de yerde bir öğün yiyor adam. Bir öğün yiyince hiçbir şey olmuyormuş, ben de yedim. Bir öğünde 5000 kalori almışsın. 5000 almamışımdır ya. Vallahi. Biraz ekmek fazla yemiş olabilirim ama sıkıntı yok. Gökhan anlat ya. Mert İstanbul'u... ABD vatandaşı mı? Kız mı yazdı onu? Kız yazdı, kız. Kız yazdı 9 gün mü? Kız. Veba ya. Veba bu sesi. Sen gitmeden şöyle bir rakı masasında bir ciğerci yapmayalım ya. Of, güzel olur ha. Sen biliyor musun bunun Diablo'da ne öldüğünü? Kurtçuk. Doğru. Veba kurtçuğunu öldü. Ha, veba kurtçuğu, o veba oradan mı? Oyunda. Çağrı sen oyunda. Bugün beni dışarı çağırdın kafa dağıtırsın diye ama konuyu sürekli gel bak o kurtçuk hoş geldin diye beni karşıladın yani. Ama sen de durup durup kurtçuk mutlu, kurtçuk şu an iyi hissediyor falan diyorsun. Ben de konsepti bozmak istemiyorum, anladın mı? Senin o ince belli teyzenle uğraşmamı istemiyorsan videoyu like at. Beğen. Bir de yorum at. Mesela Gökhan sana bir şey soracağım. Buradan geldin. Türkiye'de birine aşık oldun. Eyvah. Ne olacak? Ama kız 300 kilo. Öyle ya, bir dur şey kanka. Olmaz şimdi. Dur kanka. Ben şey seviyorum, tamam. Zayıf seviyorum. Zayıf tamam. Ben ya, kendimi biliyorum yani. Fiziksel özelliklerine vurulmadın yani. Kıza aşık oldun. Aşk böyle bir şey değil, öküzler. Ben size anlatayım. O zaman ne olacak? Bu bir o etken zaman... olur mu? Senin hayatında böyle mesela şey, bazı insanlar vardır. Hayır der yani, hiçbir insan benim hayatımdaki akışı değiştiremez mi? Yoksa... Helal mi? Çok yaşamı ne bu? Ne yaptı? Kustun mu? Öksürdün mü? Apşırdın mı? Ne yaptın? Apşırdı mı öksürdü mü? Ben anlamadım ki abi, garip bir ses çıkarttı. Ben yayında böyle hiçbir şey görmemiştim daha önce. Realde de ilk kez görüyorum. O yüzden siz daha iyi bilirsiniz. Ne yaptı bu? Gökhan Alp'i bir gördü. Monşallah. Şoka girdi abi. Şoka girdi harbiden, nasıl niye ya dedi. Diye. Sen dedi bu kadar büyükmüşsün. Şişman mı demedi orada, bak onu düşündüm şu demedi, an. Demedi biraz böyle büyük, iyisin dedi iyi. Ya. İyi öyleyse iyi. Arabayı park edişini görmen lazım. Şöyle nasıl dedim park etti? Yani. Söyleme o çok aşağılıyor araba. Böyle çapraz bırakmış arabayı. Çapraz ya, bir teker şeyde, üç teker aşağıda. Yaya geçidine koydum. Tekeri de en sola kırmış böyle duruyor. Öndeki ve arkadaki arabalar gitmiş, bu böyle çıplak kalmış yolun ortasında yan duruyor metropolün önünde. Felaket. Arif teşekkür ederim Arif. 14 kişiye abonelik göndermiş. Oğlum bu yeni şeyi de ben anlayamadım. Kim abonelik hediyesi gönderiyor, kim abone oluyor, ben anlayamadım ki onu. Tepede yazıyor ya. Nerede? Orada. Arif Bay 50 kişiye bas şey abone hediye etmiş. Ben öyle söylüyordum ya. Pardon. 50 kişiye abonelik hediye etmiş. Takip eden arkadaşlara da çok teşekkür ederim kanalı takip eden arkadaşlara. Bu kardeşlerimi de takip edersiniz. Gökhan da Amerika'da bilmeyenler varsa... Amerika'da Uber şoförlüğü yapıyor aynı zamanda. Yayınlara yansıtıyor. Güzel anlar çıkıyor. Bir de senin oradaki gündüz vaktin burada gececilere denk tam geliyor saatler, ya. Tam bu saatler. Tam bu saatler. Aynen tam bu saatlere denk geliyor. O yüzden de burada gece takılan varsa izler yani. Keyifli de izler. Pelikan evet. Arada Pelikan yapıyor. Pelikan yayınları yapıyor. Fake taksi yaptın mı lan hiç? Yaptım. O benim küçükken hayalimdi ama bunu. Yaptım. Ciddi mi lan? Oğlum niye ayıp ciddi bir şeymiş gibi cevap mı bu? Evet ciddi sordun, ciddi cevap verdim. Biz diyelim Amerika'ya kardeşimizi bacımızı gönderemeyeceğiz Amerika'ya. Yok, böyle adamlar gönderme, yüzünden. Gönderme. Yok baba. Abi gönderme. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gönderme. Biz gerçekten burada kimyasal tüketiyoruz ya gerçekten. Hani sen bir de doğal anlattın ya, ciddi yaptım, niye yapmayayım sanki, hani yapılabilen bir şeymiş gibi de anlattın. Yapılabilen bir şey çünkü evet. Yani çıkıyorsun Uber'e, eğer böyle kendine dikkat ediyorsan zaten onlar sana yanlıyor, beğeniyorlar, ediyor, aksanlı beğeniyorlar mesela. Mesela ben şimdi İngilizce konuşsam herkes der ki, mala bak kaç yıldır yaşıyor hala maymun gibi İngilizce konuşuyor der. Ama Amerikalı kızlar diyor ki, oh wow, your accent is so... Ne yapıyorsun lan? Bana bir hal geldi.
Abi neyse dayı böyle. Niye onun RP'sine girdin lan? Tövbe estağfurullah. Olay yerini falan da anlattı ya. Kafam gitti amına koy. Tövbe estağfurullah. Öyle deseler fena olur ya bu arada. Arif. Oluyor işte. Arif şov yapıyor bu arada. Kaç 50 oldu? Daha gönderdi. Arif'im çok teşekkür ederim 29.400. Japonya. Japonya. Dayı 50 29.400 nasıl oldu lan? Bak Japonya 33 olurum. Hepiniz teker teker vazgeçersiniz. İşte o zaman sikerim hocam. Ben günün sonunda oraya tek başıma gidersem işte benim suçum mu olur yani? Tek başına gidersin en kötü. Tek başıma gidersem de ne yaparım bilmiyorum ya. Japonya'da ne yapılır tek başına? Arif 50 daha gönderdi. Arigato gozaimasu. Arishima. Domo arigato. Aa. Arif 50 daha gönderiyor. 50 gönderiyor. Vallahi çok sağ ol. Kaç tane gönderdi kim bilir yani şu anda. Harbiden. Kesene bereket Arif. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Bir anlatsana fake taksi hikayesini. Aksan nasıl aksandan? Aksanını kızlar beğeniyor işte ya. Aksanını kızlar beğeniyor. Tabii. Ben çünkü yarım yamalak İngilizce konuşuyorum ya, onlara hoş geliyor. Çağrı'nın aksanını yorumlasana bir. Sen hala yarım yamalak niye konuşuyorsun ya İngilizceyi? Abi o sonradan öğrendiğin için kalıyor. Genç yaşta gitmen lazım. Hatta yoksa kalıyor yani. Harika. Duydun mu? Ne dedi? Karizmaya ne olur? Şunu Amerikan bir kız duydu. Böyle konuşmasın ya. Nasıl konuşmasın? What the fuck? Göz sesli kendini... What are you doing? Ben de aksan... Ben de şey aksanı oluyor. Hint aksanı oluyor. Çok fazla Hindistan videosu izledim herhalde ondan. Arif bir 50 daha koydu. Arif'im çok sağ ol bu arada ya. Vallahi teşekkürler bir 50 daha dedi. O yayın bu yayın mı lan? Her seferinde sus derisine gönderiyor vallahi teşekkür etmekten. 33 oluyor mu bu yayında şimdi? Abi 30 olursa çok sıkıntılı bir sürece gireriz. 30 olursa 33 yaparlar. Türbülansla. 30'u kıracağız gibi. Öpmek balım. 50 daha. Bir anlat ya, seni beğendiler. Arif 50 abone gönderirken sen de... Arkada 3 tane kız konuşuyor tamam mı? Diyorlar ki erkekler şöyle, erkekler böyle. Ben dedim ben ne yaptım ya size dedim. Sen ama bak Gökhan atladım. Sen kaşınmışsın. Kaşıdım tabii. Sen var ya. Ben boş ne yaptım şerefsiz dedim. Ondan muhabbet oldu falan filan. Kız sevdi beni. Dedi ki akşam ne yapıyorsun dedi. Dedim çalışıyorum. Dedi takılmak ister misin? Bir şeyler içmek ister misin? Nasıl ya? Böyle durdu takside takılmak ister misin mi dedi. Ha, ben dedim olur. Bir kişi miler mi yoksa? Üç kişiler de bir ya tane. Ya hadi ya. Oğlum, yalan. Yalan söylüyor inanma. Sakin ol. Çağrı. Krize giriyor. Tutsana lan adamı. Üç kişilermiş. Üç. Tut. Adamın. Krize girdi adam ya. Tamam. Bir. Üç değil. Bir kişi. Yaşlıydı zaten. 50 yaş. Pardon. Lan. Oh! Oğlum adam ne seviyor tamam mı koyayım? Tamam. 20 yaş. 15 yaşında şaka yaptım. Ben ne yapıyorsun ya? Adam ya ayarlarıyla oynadın amına koyayım. 15 değil. Tövbe estağfurullah. 18 pardon. 50 diyor. Denecek şeyim ya bu adama. Kalp krizi geçirdim. Yok bir de koltuk da ya. Kafayı yedin ha. Sakin ol. Üç biraz. Üç kişi nerede? Üçten biri. Bir tanesi daha. Tamam ne dedi? Dedi ki akşam ne yapıyorsun? Çalışmıyorsan şey yapalım mı? Takılalım mı dedi. Çalışmıyorum. Ben de çalışmıyorum dedim. Bu akşam. Sondu zaten. Bu akşam çalışmıyorum abi ya. Onu ben sen... sen de direkt şey dedin. Ya zaten bugün bayağı çalıştım bu akşam. Yani zaten sona geliyordum dedim. Sen şey yapınca haber et dedim. Tak numaralaştık. Gece 1'de evime geldi. Daha doğrusu beni alır mısın dedi. Arabası yok. O yüzden zaten Uber'e binmiş. Tanıdığın biri mi? Yok canım ilk kez görüyorum. Gece 1'de evine geliyor. Arif 50 daha gönderdi. 21 yaşında. Arif totalde 800 abone 20. göndermiş o kanka. Zaman. 800. 800. Valla çok teşekkür ederim Arif ya. Sevgiler, saygılar. Baş tacısın. 1800 şey 50 daha. Bir 50 daha. O valla gidiyor, geliyor mu Japonya? 1000'e doğru gidiyor gibi geliyor o Arif. Geliyor mu Japonya? 30.000 oldu. 30'a geldik. 30'a geldik dayandık. Arif'in, 30 geliyor. Arif'in kart birazdan blok olacak. Vay böyle 100 kişiye aha gönderdi. Mami. 33 oluyor mu? Mami 30. Mami 30 oldu. Ne bir şey var mı ekstra arada Mami'nin sıkıştırabileceği? Birkaç açık mı? 30k olur mu? Birkaç salaklık yapardı olsaydı Mami ekstra olarak. Başka oldu 30k hayırlı olsun. Hem darlanmaya başladı. 30k oldu. Sen gerildin bir tık dayı. Sen gitmek istemiyor musun? Kanka şu ya uçak mevzusunu bir anlatsana. Büyük uçakın transparan giyinmesi mi neydi? Nasıl
nasıl geldik o konuya dayı? Uçağa. Büyük uçak şimdi o konuya giremeyiz ya. Airbus anlat da adam korkmasın onu diyoruz yani. Adamı rahatlatman lazım. Şey, neydi lan o? Airbus. Trans neydi? Transatlantik. Yok o değil. Sallanıyor ya böyle. Türbülans. Türbülans. Türbülans he. Türbülans adı aklıma gelmedi ya. Türbülans şey ya, büyük uçak olunca daha az hissediyorsun. Daha güzel oluyor. Öyle. Hatta bir tık heyecan. Ben ne yapacağım biliyor musun Japonya uçağında? Ne yapacağım? İki gün uyumayacağım. Hiç. Hiç uyumayacağım. İki gün boyunca. Ben öyle yaptım gelirken. Bak uçağa artık böyle halim kalmamış olacak. Belki de kalkmadan yatacağım yani. O noktada olacağım. Ya da kalkar. Baktım düşmüyoruz. Çünkü düşerken bir uyanmak isterim yani hani. Hmm. Baktım düşmüyoruz. Kafayı bir koyacağım abi. Full baygın gitme. Full neden? Full baygın gitme dayı. Bir yani full uyuma. Alırsın. Neden? Niye ya? Ya yataklıda mı gideceksin? Hayır. Orada millet yan yana yatakta kaza maza yani senden yana. Kardeşim metro turizm burası. Niye kazasın? Hayır canım yataklı ya dayı. Ya sen first class'a gideceğim diyorsun. Tamam first class'ın kendine ait değil mi abi? Arif 50 daha göndermiş. Arif kaç olmuş? Arif'in 3500 abi, mü? 500. 2500 kaldı. Durun! Sakin olun. Durun sakin olun. Sakin ol. Korkma. Amerikan ya rahatsız oldu. Yok ne alaka diyecektin. Gökhan. Abi Arif, otomatiği mi aldı ama Arif? 50 otomatik devam ediyor şu an Arif. Hashimoto. Kart nasıl bloke olmadı hala? Bin yapamıyor musun Arif? Yamato. Arif 33. Bu yayına nasipmiş ya. Çok güzel oldu valla. Harbi hepimiz bir aradayken ne 33 güzel. 33 bu yayına nasipmiş. Don Kral da geldi. Eyvah eyvah. Bu hikaye bitti. Geçmiş eyvah olsun eyvah. Hadi hayırlı olsun Japonya'ya. Don Kral 100 gönderdi. Library bir 100 daha gönderdi. Arif yüzlerce daha gönderdi. Anasını avradını bu Twitch'in ya diyor. Aa şey olmuş. Kitlede kartı galiba. Arif çok mutsuz şu anda anladın mı? O mu dedi onu ben de. Arif yazdı. Bende de göz var amına koyayım. Abonelik yeniden gönderen okuyor. Nasıl gördün onu dayı Allah aşkına. Nasıl akıyor chat nasıl lan gördün? Lan oğlum adam 1500, 1100, 200 abone gönderdi. Onun tree'yi farklı sayılarda çekiyor olsaydı karttan blok yemezdi. Library 100 kişiye daha abonelik gönderdi. Arif 50 daha gönderdi. Abiler. 100 yolla bir 50 yolla o zaman. Evet. 3900 oldu. Aynı rakam olunca acaba scam mi oldu? Kapatıyorlar. Ya götüm olur ilerleseydik ya. Sen Japonya deyince. Doğru ki. Japonya. Ama dayı. Max 50 gönderiyormuş. Çok hızlı oldu. Nasip. Kısmet ya. Vallahi bizim yayına kısmetmiş. Tamam gideceğiz şey. Abi. Yapacak bir şey yok. Geliyor. 31 olduk. Doğum Kral 1000 bit göndermiş. Kral is here demiş. Doğum Kral. Sevgiler. Sevgiler. Arigato. Selamlar. 31K olduk. Kanka 31K oldu ya. Gökhan şu uçakta. Anlat rahatlasana. Anlat bir rahatlat ya madem. Bak kanka, Japonya kaç saat abi? Uykusuz bineceksin. Alo. Ya alo. Beni niye? Hey selamun aleyküm abi. 30K hayırlı olsun bu arada. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Taksimetre mi açtın amına koyayım? Dıdıt ne ya? Taksimetre açtım abi. Dıdıt diyor. Telefon kamerayla arıyorum ha. Kameralı mı ha? Kameralı gelmiyor. Mert. Efendim canım. Mert WhatsApp'a baksa iyi olur ya. Bir Mert'e bir şey yazsa. Allah Allah. Bu çocuk da dönüp Mert'e sarıyor. Abi bu arada Mert'e yaklaştırsana ben Mert'e bir şey yapacağım. Gel Mert sen gel. Mikrofondan uzaklaşma. Gel. Efendim. Veba kurtçuğu seni. Pik siktir git kapat şunu ya. Telefona bak telefona. İyi telefonuna bak oğlum ya. Kapat. Bu ne sesiydi lan ben anlamadım. Tükürme. Tükürdü ha. Ya. Abi Dom Kralı 100 daha gönderdi. Arada Nobran 50 gönderdi. 31.250. 31.200. Es Deniz 10 gönderdi. Arif 50 daha gönderdi. Arif bir 50 daha gönderdi. Çartire 10 gönderdi. Nobran 50 daha gönderdi. Abi 31.5'a gidiyoruz. Bir dakika sakin olalım mı hep beraber? Dayı artık durur mu sence? Durmaz tabi yapacak bir şey gidilecek ama. Sen mesela bu Türkiye'ye gelirken kaç saat yolda uyudun? Ben 6 yok 5 saat uyumuşumdur.
Kaç saat? 9 saat mi? 9 saate yakın sürüyor yol. Bir oradan gelirken 9 saatle, buradan giderken nasıl 10 saat amına koyayım? Düz dünyacılar! Bak dünya böyle dönüyor, uçak böyle gidiyor ya. Yer evet. çekimiyle böyle ben savaşıyorsun, uzun sürüyor. Böyle gidersen... Ben hiçbir şey aramıyorum da böyle bir tribim var. Olur ya sen insanlardan. Niye, şu niye sende var? Bu olur ya bak, hep ben seviyorum çünkü bu tripleri. Şu ceplere bakma olayı da vardı. Kaç? Kaç? 8,5 saatlik yolculukta kaç saat dedin? Tam duyamadım. Tam sigara arıyordum o sırada. 5 saat uyudum. 2 saat film izledim. Dom Kral 1000 bit yollamış. Kral is here. Abi Dom Kral 200 gönderdi. Yusuf Hayaloğlu 5 gönderdi. Hako Türk 5 gönderdi. Arif 25 daha gönderdi. Arif bir daha gönderdi. Bir de aralarda kendi aboneliklerini kutlayanlar da var. Mesela 19. ay Raşit 19 ay. İşte Mehmet Ali 7. ay. Dom işte Merdo'da Kit 5. ay. Bir de aralara solo bütün aboneliklerle katman geliyor. Bütün katman birleşti artı. Turkish bugün gidiyoruz Nietzsche, gibi. Gökhan hoş gelmiş demiş. Hoş bulduk. Bilal Güldal 50 daha gönderdi. Hako Türk 5 daha gönderdi. Arif 75 gönderdi, Angelos 15 gönderdi derken 31.644. 31.644 oldu. Yazılımcı adam da şimdi gönderdi. Comolokko 5 daha gönderdi. Arif, Comolokko bizim Mami değil mi oğlum? Mami. Mami mi gönderdi? Bu Mami çok gitmemi istiyor ya. 31.900 oldu. 32. Leisure TV 5 kişi daha gönderdi. Seni Japonya'ya yollayacak mı chat? O. Ne kadar kalmayı düşünüyorsun orada? Ne kadar kalmayı düşünüyorum? Bir hafta yeterli mi sence? Bence bir hafta yetmez. Pacer'i 20 kişi abonelik gönderdi. 2 hafta. 10 gün. 2 hafta. Çünkü ama işte ben 2 hafta kalırsam orada... canlı yayın yapmam lazım. Bir de ya, saat farkı nasıl oluyor? Hiçbir şey olmaz. 12 saat. 12 saat geride mi orası? Onlar önde. Kim biliyor? Ben biliyorum. Aa geride olsa nasıl anlayacaksın ki? He. Nasıl lan? Kimdir ya yani onlar ileride? Burada saat 12 ya. Onları sikeyim. Ne oldu? Siri canlı. Burada saat 12. Orada da akşam 12. Ama orada ileride mi geride mi? Akşam orası 12 ileride. Derken burası da akşam 12 değil mi? La Libertas 25 gönderdi. Türk işin içe 50 göndermiş. What time is it in Japan? 32.300 olmuş abi. Bir dakika sakin olun lütfen. Bu sonu yavaş gitsin bari. Ya lütfen abi bir dakika ya. Keyfini çıkaralım sonunun. 30. Bir mental olarak bir alışalım bari ya. Cause of trouble. 10 kişi abone gönderdim. Çok teşekkür ederim. Japonya 6 saat ileride bizden. Saat şu an orada sabah 06.40. Yani ben burada canlı yayın... Aa tam oluyor. Tamam. Öğlen orada yayın açtım. Burada akşam öğlen saatine denk geliyor. Mis gibi. Yok. Öğlen açarsan burada sabah oluyor. Akşam geride dedin orası. İleride işte. Geride. Burası geride. Ora geride baba. Amerikan diye böyle... 6 saat. Bak oradaysan 6 saat geriye alacaksın. Saat orada orası öğlenken... Orası daha öndedir oğlum. Aynen. Ya. Önde değil güneş baba geride. Güneş oradan doğuyor. Abi Arif'im, Arif'im neler yaptın Arif'im? 2000 abone göndermişsin Arif'im. Çok sağ ol, kesene bereket. Oğlum gel, son 200 mü kaldı? SFG, 26, 5 kişiye abone göndermiş. Son 200 kaldı. Gidiyor muyuz Japonya'ya? Baba bak. Pardon, gidiyor şimdi herkes musun? Gidiyoruz, geleceğim, ben de geleceğim, ben de geleceğim, ben sen de geleceğim, geleceğim dedi. Ben de geldim. Tamam mı dostum sen geliyor musun? Ne oldu? Nasıl? Oğlum nasıl ya? Rumi ile geliyorum. Tamam Eşref zaten Rumi ile geliyordun. Tamam. Son 110. Bak, son 110. Bak Alpçiğim. Bak sende böyle bir küçük bir kurtçuk hareketler görmeye başladım. Veba kurtçuğu gibi davranıyorsun şu anda. Yo. Ya kanka ya. Kanka gazı verdiniz amına koyayım. Gazladınız. Havalimanına kadar bırakır bence abi. Havalimanına bırakır. Ha, oldu mu? Çünkü 33 abi kaldı. Oldu. 33 kaldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ya Allah.
Uçakta nasıl gideceğim uçakta? Bu uçak düşer amına koyayım. Deme öyle şeyler. Sakın deme. Dayı, ya da... niye Gökhan böyle dedi? Şimdi buraya alacaklar, uçak düştükten sonra set post yapacaklar. Ananı sikim demiş de olacak. Uçak kazaları arttı. Çağrı Ergün'ün binişiyle. En korktuğumda o ne biliyor musun? En korktuğumda ne biliyor musun? Bir şeyin şakasını makarasını yapıyoruz ve gerçekleşiyor. Ondan sonra onun set postu yapılıyor ya. Ya kanka neler diyorsun ya? Alp yüzünden oğlum. Dom Kral'ım 100 kişiye daha gönderdi. Bak bitti. Kaybettik yani. Arif'le Dom Kral olayın başka boyutuna geçti. Onlar kapışıyor mu? Ne yapıyorlar anlamadım. Onlar yayını kapatmış ya otomatik. Oğlum 2200-2125. Orada bir şey diyeyim mi? gittim. Hadi beni bir de geri getirin bakalım oradan şimdi. Mami. Alacağın ürünün amına koyayım. 100 kere çevirdim, patlamıyor bu. Patlamıyor. Tamam patladı. 100 kere çevirdim amına koyayım. Seni vallahi gerçekten mastürbasyon yapıyor diye bozmak istemedim de. Ne yapıyorsun ya? Yo çevir. Yüzüme tut böyle. Patlayacak şimdi amına koyayım. Arif 50 daha gönderdi abi. Oğlum ben böyle şeylere çok şey olurum ha. Patlatacaksan patlat. Sikeceğim. Ya oğlum dur. Ver ben yapayım ya, ver. Bak Arif, Turkish Niche, Leave... Ya oğlum bana yapma, acayip hava basıncı var onda. Neydi lan, Leave... Dayı lütfen. Nikini okuyamadım ya. Bir daha yolla. Richel 100 daha göndermiş. Daha derken Richel yeni göndermeye başladı. 50 binde Dubai. Yat. 100 binde Amerika. Çok oldu lan. 100 binde Amerika olur bu arada biliyor musun? Ciddi zaten mi? Oldu. Harbiden ama şu, bu bir ayda değil yani. Sene sonuna kadar. Ha, sene sonu o net olur. 300 binde Mars. 500 binde mezar. Yeterli derim çünkü artık. Tövbe estağfurullah. Mami bu patlamıyor tamam, dostum. Tamam ver bana onu ben. Al. Ben burada çevire durayım onu. Çevire durma öyle bilmediğimiz bir an patlayacak. Ha, tamam havaya doğru ya. Oğlum 2200'e 2200 ne oluyor lan burada? Kim alıyor? Berabere kamına koyayım ya. Dostluk kazandı. Kim alıyor? Veli'cim eyvallah. Neye bakıyoruz ya? Chat'e baktım ya. Benim öyle triplerim vardı. O mouse'a geçip o chat'e bakmayı. Bu mouse'a geçip bu chat'e bakmayı seviyorum. Aynısı halbuki burada aynı şey. Niye? Bilmiyorum oradan daha hakim oluyorum. Sağa dönüyor ya. Kafa sağa dönünce daha iyi okuyorum chat'i. Her bildirimden iki tane var öyle. Richel de 2164'teymiş. Hocam Japonya'ya gidip ben maid kafelere bu üçlünün adını verip hizmet ettirtirim. Şaka. Selam göndereceğim onlara. Harbiden göndereceğim. Allah Don sağ olsun. Don Kral Arif bir de Liv neydi? Adamın adı. Liveberry miydi? Liveberry. Liveberry aynen. Liveberry. Richel de var. İsimleri okutturulur artık. Son yüzlüğe girken Arif öne geçti. Don Kral kripto bozuyor olabilir kanka. Çok sıkıntılı. Şu an süre çok sıkıntılı. Öyle bir şey olursa durdurulamaz mı? Durdurulamaz olabilir. Ama vay çok be. Teşekkür ediyorum. Vallahi sağ olun, var olun ya. Garanti bu yayına kısmet olması çok mutlu tarafa, vallahi ya. Harbiden yani bir de bu kadar hem kendi isteğiyle abone olan da var. Hem de böyle yüksek abonelikler göndere de bu kadar. Sonuçta bu 33.700 abone olmuş şu an. Bu 33.700 abonenin en az bir 10K'sı belki de daha fazla bilmiyorum. Hediyelik hediye gönderen arkadaşlar. Ama 3, ama 5, ama 10. Çok teşekkür ediyorum yani. Gerçekten sevginize ve verdiğiniz değere layık olabilmek için. 34K oldu. Umarım her zaman layık olurum yani bu verdiğiniz değere. Eyvallah. Tebrik eyvallah ederiz. Bu çünkü hani... Çok kıymetli bir şey. Kıymetli bir şey abi yani, anladın mı? Şimdi insanlar sana değer verip abone gönderiyorlar. Bir noktada hani... Bu yayına denk gelmesi de beni çok mutlu etti. Bu yayına denk geldi ama bu yayında bazı sözler de yine verildi yani. Verildi. Sen Japonya gelirim dedin. Gelirim dedin. Sen dövmesini yaptırırım dedin Dom Kral'ın. Ne dövmesini? Sırtıma kelebek, ortaya Dom Kral, Arif, Richel.
Aynen, üçlünün adını oraya yaptırırım dedin. Kelebek dövmesi belime dedin. Yok, yaptırmam dedim ya. Öyle bir şey demedim. Demedin mi? Ya kanka lütfen ya. Dom Kral. Oğlum Arif 50 daha gönderdi. Arif şu an Apost döner gibi gönderiyor bizi. Bir şey diyeceğim. Arif 2500 Ricel 2400 Dom Kral 2200. Burası çok bir şey diyeceğim ya. Nasıl bir hal aldı? Kavga At etmeyin. Yarışına döndü. Kavga etmeyin değil mi? Ya kavga etmiyorlar canım. Hepsi destek abi. Hepsinin değeri başka tabii ki yani. Vallahi çok kıymetli ya. Ciddi. Benim çok nadir ciddi konuştuğumu görebilirsiniz. Çok kıymetli. Şöyle olsun. 40 olursa da Japonya'dan direkt Tayland'a, oradan sonra geri Türkiye. Kaç saat Japonya Tayland? O önemli değil. Benim için önemli kanka. 4 saat. 4 saat. 3 ya da 4 saat. Ne dayı? Oluyor ananı sikeyim. Bu ne dayı? Ne oldu ya? Aa. Bir dakika. $50 mı lan? Oğlum niye stream elements mami? Mami niye stream elements şey yapmadın? Yok abi 5000 lira göndermiş Dom Kral. Biraz da bilete çalışalım. Herkes çok ama çok teşekkürler. Bu arada Twitch'te en sevdiğim iki yayıncı bir arada görmek benim için büyük bir mutluluk demiş. Dom Kral çok teşekkür ederim. Ya bir daha vereyim animasyonu bakalım geliyor mu? Yok gelmiyor. Mami onu halletsene ya. Dom Kral, kesene bereket. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Dom Kral donate olarak da atıyor. Hani biraz da oradaki masrafları atıyor. Harbiden bambaşka bir insanlar vallahi ya. Vallahi Katman'ın izleyicisi bir başka ya. Vallahi sağ olsunlar. Sayelerinde gerçekten. Katman bir başka. Harbiden topluluk olarak da, parçası olarak mutluyuz. Seviyoruz. Ya bir şey söyleyeceğim aslında. Japonya'dan en kolay nereye gidilebilir başka? Harbiden oraya kadar gitmişken Çin. Bir saatlik mesafeye de giderim yani bu arada. Çin'e gidebilir. Hani gelmişken bir ülke daha koyayım arasına mesela, anladın mı? Güney Kore. Güney Kore olabilir mesela, oradan da Güney Kore'ye. Ben size Tayland derim ya. Tayland'ın şeyi çok iyi. Tayland'dan kaç saat? Buradan Tayland mesela geçiyor. Tayland'dan dönerim mesela. He. Tayland'dan kaç saat aynen mesela burası? Aynı. Yaklaşık aynı. Gerçekten Tayland, Türkiye ve Japonya, Türkiye değil, yaklaşık aynı. Ne, nasıl değil? Arda vardır yani 3-4 saat oynuyordur. Ya 1-2 saat oynuyordur. Belki Kore'ye dönüş, şey Kore'ye, Kore'ye dönüş ne bana kadar. Güzel film o. Kore'ye dönüş 2. Kore'ye dönüş 2, Allah'a emanet ol 8 ama bu. Allah'a emanet ol 3. Dayı valla kıpkırmızı oldu çocuk ya. Şaka yapıyorum abi. Kurtçuk mutlu. Gökhan şu şey hikayesini anlat ya. Biz fake taksi derken onu sormadık aslında. He. Neyi sordun? Takside vuku buldu mu yani hiç olaylar? Ceryan etti mi sorduk. O da evet. Oldu. O da başka bir hikaye. Başka bir yolculukta oldu. Zaten aynı yolculukta sen ablacığım, sen arkadaşım, seni akşam sikeceğim şimdi deseniz öyle bir şey olmaz herhalde diye düşünüyorum. O da varsa... Bak gene tutuldu. Yok, yapma sakin, yapma. Sakin. Yok, olmadı, yok. Olmadı. Adamın şey sakmalayı. Bak. O başka bir sakin ol. İyi, hapını aldı, ilacını aldı. Japonya'da maid kafeye gidip bağıra çağıra hizmet ettirsem ya. Nasıl lan ya? Bir çayım vardı getirsenize. Ya bayılır mısın? İlk kez böyle bir şey duyuyorum lan ya. Ulan bir çay söyledik, onu bile yapamamışsınız. Bunu hep şimdi demini bile almamış bu amına koyayım deyip düşsene. Yıkıl karşımdan falan. Sonra beni atıyorlarmış kafeden, ben de şikayet söylemişim. Oğlum hizmetçi kafe dediniz bana amına koyayım. Oğlum bağıra çağıra hizmet ettirme deyince ben de aklım başka yerlere. 2 saattir maid kafe falan diyorsunuz. Maid kafe öyle bir şey değil ki dayı. Nasıl bir şey? Maid kafe de öyle bir şey yok. Senin aklın yok sürekli... Lan. Ben bilmiyorum. Amerika'daki hayatına çok gidiyor kafa. Ben sana söyleyeyim. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Onların bir konsepti var, tamam mı? Tamam. O konseptle sana hizmet ediyorlar aslında ve sana işte nasıl bir hizmet? Kral diyorlar. Ne bileyim işte şey diyorlar, prens diyorlar. Penis diyorlar diyecektim amına koyayım. Penis mi? Hoş geldin penis. Yüken penis Gökhan. Penis. Penis adam. Hoş geldin sik kabalım.
Kocacım falan diyorlar aynen. Tamam. Sana öyle hizmet eder. Sen kocacım de diyorsun, demiyorlar dayı ya, öyle bir şey demiyorlar yok. Demiyorlar mı? Öyle seksle alakalı hiçbir şey yok. Daddy der ya, ne olur. Hayır. Sen bilirsin ya bu arada, yani konudan bağımsız. Söyle. Ne oluyor öyle? Böyle bazen durup dururken sol kulağımdan tın sesi çoğalıyor bir anda böyle. Tansiyon şekerin düşüyor. Ya kanka sen de hep şeker ve tansiyon diyorsun ya. Tansiyon düşmüş. Sor çete. Sor çete, tansiyon düşmemiş mi? Allah Allah. Salladı galiba. Bir su iç, tansiyon düşmüş. Vallahi doğru lan, çınlama onu belirtir. Dün gece de oldu bu mesela yatarken. Biri senden bahsediyor derler öyle şeylerde. Ya dayı, on bilimsel yoruma bunu mu layık gördün ya Gökhan? Bilimsel yorumun tansiyonun şekeri düştüğü ile alakalıydı abi. Ama bu çok normal olan bir şey değil mi? Herkes de olmuyor mu zaten sürekli? Yo, ama oluyor ve geçiyor değil mi? Yani ayda bir olur yani. Kural diyor ki Bino Game baksana diyor. Siteyi satın almış değil mi? Kocaman. Ay sikerim belanı. Abi Doğum Kral Pino Game'e baktım. O az önceki değil mi? Jamaloka 5'e çağır. Kabin memuruyum. Japonya giden uçaklarda acil çıkış olursa oturursan kapı sorumluluğun yok. Rahatlıkla oturabilirsin. Bir test donate atayım mı şuna? Full screen'deyiz ama. Doğum Kral 5000 daha göndermiş. Katman ailesine seslenmek istiyorum. Biz var ya beraber olduğu için hayal diye bir şey yok. Hep beraber biz biriz. Forever Katman demiş. Kral çok teşekkür ediyorum ya. Çok sağ ol bu destekleyen ve birleştiren tutumlu mesajlarından ve desteklerinden dolayı, yani bayağı maddi olarak gönderdiklerinden dolayı da. Arif'im çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol sana da. Diçel'e de, diğer arkadaşlara da, gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Vallahi sağ olun, var olun. Bu ama bu donetler niye gelmiyor ya Mami? Uçak bileti bakmaca yavaştan başlar. Uçak bileti bakmayacak ya. Türk Hava Yolları sponsor olmuyor mu? O daha güzel olur dayı. Direkt bileti yolluyorlar diye. Orkun'u bir arasam mı ya? Ara bir. Harbi mi? Dur bir yazayım. Diyeyim ki bir Türkçe Airlines'la bir bağlantımız var mı Orkuncuğum diyeyim. Aşağı var. Ege'ye de haber. Jet ayarlatsana dayı ya. Sana zahmet. Abi ne zaman gidiyoruz? Ya şu Ege'ye bayılıyorum ya. Adamın mesajını okuma bir zahmet ya. Allah Allah. Bir de kaç kişinin önünde adamın mesajını okuyor ya. Ben de yaptım aynı şeyi. Ya yani baba. Okuyamadım ama öyle bir gözüm kaydı yani. İnsan gözü kayar abi. Kaymaz bir şey yok mı? Ya amına koyayım. Neye gözün kaydı? Harbi de en son fotoğraf şey atmış. Fırat abi. Orkun'un mesajını mı okudun? Fotoğraf attı. İstemsizce oluyor. Bacaklarım ya. Böyle iyi mi demiş. Tövbe estağfurullah ya. İnsan gözü kayar yani burada artık. Ha ben Gökhan'a dedim ki bak buradan dedim hani İtop Bey'e falan söyleyelim. Gökhan'a burada bir bilgisayar ayarlasınlar. Gökhan da buradaki tatilini uzatsın. Eylül sonuna kadar falan. Hı-hı. Buradan da hem de yayın yapsın. Türkiye'ye gelmişken burada 2-3 ay kalmış olur hem de oturduğu yerden işini de aksatmadan burada da yayın yapar dedim. Nasıl fikir? Chat istemez onu. Chat benim Amerika'da elimde telefonla dışarıda yayın yapmamı. Timsah görmek istiyor. Pelikan görmek abi istiyor. Onları yine görecek. Görmeyecek değil ki ya. Burada yine görecek. Burada var mı pelikan? Pelikan yok. Timsah? O değil. Var aslında da. Bak Samet ne yazıyor yukarıda? Ne yazdı? Hafif yukarı çık hemen yukarıda. Nerede abi? Okuduysan söyle ya. Yarısını okudum o yüzden. Tam şuradaydı. Bak. Gelelim o konuya. Sevgili Gökhan.
Efendim. Seni katman değişse görmek istiyor bu arkadaşlar. Senin de gönlünün olduğunu haberi benim kulağıma geldi. Yaşımız da geldi. Yaşın da geldi. Derim ki bir eğlencesine, makarasına bir katman dates yarışmacısı olarak seni bu chat görmek ister abi. Vallahi ben de... Rahat da bir adamsın. Anladın mı? Eğlenceli olur bayağı. Ya rahat bir adamsın. Bugün takside sevişebilen kaç kişi izdir ki? Kaç kişi kalmışızdır ki yani, anladın mı? Ya da bunu söyleyebilen. He, bu ya da bunu iddia edebilen. Anladın mı? Sallayan. Rahat da bir adamsın. Sana göre güzel bir kadro da kuralım. Katman Nets başvurularını da açayım ben tekrar, hatta bu yayını izleyen arkadaşlar, ilgilenen arkadaşlar varsa. Zaten mevzu bir eğlence ve RP yarışması olduğu için bence çok okey. Valla şöyle, ben çok isterim çünkü çok severek izledim hepsini. Hepsini canlı izlemedim. Sonuncusunu canlı izleyebildim. Konsept olarak çok güzel. Çok beğendiğim bir şey. Hatta ben Twitter'da, siz orada özellikle son yayında hani bazı muhabbetler dönüyor. Mesela oğlan bunu tweet at falan diyorsun. O tweetlerin hepsini ben attım. Değişik değişik tweetler. Harbi mi diyorsun? Valla. Her konsept değil. Sonuncu yayında. Neye tweet attın? Açıp bakmam lazım. Bir şeyler diyordunuz. Oha bak, bundan iyi tweet olur diyordunuz. Ben oradan girip tweet atıyordum falan. yani isterim. Çok isterim. Güzel konsept. Güzel de olur. Güzel de eğleniriz. Belki bir kişiye de green card çıkar en sonunda. Sen ne diyorsun ya? Makaraya bak. Kadın arkadaşlara sesleniyorum. Kadın yayıncı arkadaşlara sesleniyorum. Veya yeni yayıncı olacaklar. Bak, yeni yayıncı olacaksın. Sistemin olsun yeter. Yani bir kamera ve iyi bir mikrofon istiyorum sadece. Ses cızırtısı olmasın. Seyir zevkini düşürecek bir ses cızırtısı olmasın özellikle. Başvuruları açalım. Belki de hayatınızı değiştirecek bu green card meselesi. Bak o zamana... Benim şimdi yarın saç ektireceğim, daha da çok saçım olmuş olur. Oradan da bir bonus, artı puan olur mu? Amerika şeyi ne kadar? Ne? Uçak bileti. Amerika bileti sadece gidiş olacağı için $900. Sadece gidiş değil, belki gidiş dönüş olur. Benle birlikte gelmeyecek mi? Benle gelecek ve bir daha bir süre dönmemesi lazım. O yüzden. Niye? Tövbe, green card'a başvuracağız. Vatandaşlık alacak o yüzden. Oğlum sen bayağı... Bunu, bak bunu şu an söyleyeyim, bunu beklerler ha. Şakaysa burada şaka diyelim buna. Değilse... Gökhan'ım parçala beni Amerika'da diyebilir yani finalist. Yeni vatandaşın yap. Miami'de balayı. Yok mu? Abi sen şimdi o zaman katman değilsin, amacı ne? Ben diyorum ki katman neyiz birincisi, love denk getirirseniz birincisini ben Amerika'ya göndereyim. Tamam. Oy. Tamam. Harbi mi? Gelsin. Ama o Amerika'dayken seni de Türkiye'ye getirelim istiyorum. Aa, öyle şey. Aynı anda bulunmayın. Öyle şey olur mu? Ya bu işkence programı mı bu ya? Allah Allah. Öyle olmaz. Ama işte onun vizesi var mı, bir şeyi var mı bilmiyorum ki. Don Kral demiş ki ben aday olurum demiş. Of. Don Kral şu an zaten kazandı ki. Kimse host atmaz ki amına koyayım mı? Doğru. Dengeyi ayarlayacak bir şey daha koymak lazım karşılığına. Ama sadece uçak biletini karşılarım ha. Gerisini... Oğlum ver bir şeyler de dayı. Ne verebilirim ki? Vize ücreti bilmem ne. Onları komple ne kadar karşılar. Ki vize ücreti? 3000-4000 dolar da var. Var mı o kadar ya? Bankada para falan lazım ya. Gökhan sen gel o zaman bu tarafa. Seni alalım. Öyle durumda. Tamam ben geleyim. Burada bir şey yapalım. Harbi gelir misin lan? Uçak biletini karşılasak. Gelirim. Benim için kolay artık. Şakaya değil değil mi bu? Yok şaka değil. Abi uçağa biniyorsun, geliyorsun direkt artık. Bir şey kalmadı yani. Sana bir saç ekimi hediyesinde bulunalım o zaman. Teselli olarak. Teselli olarak. Teselli ediyiz. Saç ekimi onu şey yapalım. Onu hallettik zaten ya. Dur bunu düşüneceğim. Bilet kafi. Bir uçak bileti olayını düşüneceğim. Düşüneceğim. Onu netleyeceğim. Diş diyor. Dişler sağlam ya. Check-up'tan geçiriyor beni komple.
Geliriz ya, ne güzel olur. Vallahi keyifli olur abi. Aslında hatta var ya, bunu eskiden programlar oluyordu ya, böyle aynı evin içine doluşuyordu böyle yarışmacılar. İsim aklıma gelmiyor da. Milyonerdi yani. O tarz bir şey yapılsa nasıl olur? Milyoner. Güzel fikirmiş bu arada. Onun gibi bir şey. Tam bunu zaten ben bunu yapmak da istiyorum aslında, ama o dediğin ev bir ayarlama, ev konsepti değil de stüdyo konsepti. Yani stüdyo olur, ev olur. Stüdyo konsepti benim gönlümden geçen, ama şimdi sen Temmuz 15'te dönüyorsun. Temmuz 15'e yetiştiremeyebilirim yani katmanın hepsi. Sonra, sonra olur canım. Sonra olur. Yani o zaman da gözetliyor, aynen. Gelmen lazım yine ama. Ya gelinir. Ama nasıl geleceksin? Temmuz 15'te döndün. Ben dedim ki Ağustos 15'te. Bir daha geleceğim mi bir ay sonra hemen? Onu konuşuruz. O ne zaman olur bilmiyorum da yani. Çünkü böyle bir şey olsa güzel olur aslında. Yani şöyle olur. Şimdi Katmandu'ya evden katıldın. Ödülün de bir ay sonra olur. Hem de senin biraz ara girmiş olur. Sen de tekrar özlemiş olursun. Öyle gelir alırız seni tekrar bu tarafa mesela. Mantıklı. Öyle daha mantıklı olur. Şimdi ama sen programa gelirsen, ben programı çok Eylül-Ekim'e şey yapamam yani. Sarkıtamayacağım için. Ben şey diye düşündüm ya. Mesela gelmişken 3 günlüğüne gelmem. 2-3 haftalığına gelirim mesela. Program bir olur. Bir hafta sonra da şey olur işte. Etkinlik olur neyse. Sonra ben geri dönerim. Ya da geri döneriz artık. Bilmiyorum. Yani bayağı iddialı bir yarışmacı olarak. İddialı değil ya. Belki denk gelir ya. Nereden bileceğim? Olur mu olur. Mert ayıp diyor. Lan Hasan yazdı ya. Hasan yazdı demediniz mi oğlum siz chatten? Evet, Hasan yazdı. Her onlar ben de baktım. Tom Kral demiş ki ben de bekarım demiş. Tom Kral, Tom Kral'a şey mi yapsak ya? Onu da Amerika'dan getirsek Tom Kral'a da. Ha, ona oradan getirttirelim. Ona oradan hani kültürler en azından bir tanışsın, anladın mı? Derdim o yani. Bak o olur ha. O da güzel olabilir. O da keyifli bir program olabilir. Ben oradan bulayım Dom Kral'a birkaç tane seçenek. He bu. Tamam. Ben de ona yarışmasını yapayım. Tamam. Tayland'a da gidersek ama şey oradan diyeceğiz da yani. Buluruz. Yabancı gelir. Yabancı kızlara şey diyeceğiz yani. Para var amına koyayım gibi yapacağız ya. Programı, anladın mı? Bayılır. Deli ya. Tom Kral bir yüz daha gönderdi bu arada. Çok teşekkür ederim Kral. Tom Kral çok nasıl ilgilenirler mi? Bin bit daha gönderdi. Gökhan Hanım o iş sende demiş. Bir şey söyleyeceğim. Çok ilgilenirler mi harbiden? Desek ki yani burada böyle böyle. İlgilenen çıkar mı? Çok zengin dedik mesela. Hemen. Der mi yani? Der. Çok zenginse ben geliyorum Türkiye'ye der mi? Der. Harbi mi diyorsun? Valla diyen çıkar yani. Ve gelir mi yani? Gelebilir. Yani burada iyi bir hayat sunacağı için ona gelebilir. Niye gelmez? Bir derdi tasası olmayacaksa. Ulan yapsam mı böyle bir program ya? Yabancı gelin. Yabancı gelin. Of, isim de çok iyi lan. Tamam. Yeni ne zaman? Bu kontente düşüneceğim. Çalanı sikerim bak, bu kontente düşüneceğim. E sen niye yayında söyledin kontente? Ya çalma herhalde o kadar da eşek değillerdir. Çalmazlar yarın gidip ya. Yapacaklar ha. Vallahi söyledim. Kardeşim kontente. Benim gibi yapamazlar ki. Yapsınlar da. Tercüman. Yabancı da. Damat diye bir şey yok muydu ya? Yok. O diziydi moruk galiba. Mert. Varsa da yok diyor. İthal gelin. O da ne? İthal dana gibi amına koyayım. Damızlık gelin gibi. İthal gelin. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Hı. Sen harbiden bulabilir misin ya öyle? Bulurum ya, sokağa çıkarız sorarız hepsine tek tek. Hatta yayında buluruz. Öf. Programda sen açarım. De olursun çevirmen bak, olarak. Seçmenleri bulurken şey adayları bulurken. Yayın açarız deriz ki böyle böyle bir şey, chat oylar bu kız olur bu kız olmaz diye, chat olur derse gidip kıza teklif ederiz. Böyle bir program yapacağız, gelir misin? Yayında... Abi bilet paralarını sen alacaksın he. Oy. Tabii. Neyin bilet parasını ben alıyorum? Bilet parası kızların. Kızların derken? Bir tane, bir tane kazanan kazanacak. Olacak. Onun bilet kazananı parasını ben alıyorum. Kazananı getireceğiz ya. Kazananı getirmeyeceğim mi? Yok canım. Oğlum hepsinden niye getirelim hepsini? Kazananı getirecek. Ya da biz gidelim. Bak bence sen 50-60 tane yabancı kız getir. Çüş. Programı öyle yap orada. O evde. Don Kral bir izdaha gönderdi ya. 50-60 tane kız getir ne oğlum? 50-60 tane kız
Bir tık şov olmaz mı ya? 100-200 diyor Mert. 100-200 mi diyor? O der oğlum. Saça bir bak onu. Bak. Söylüyorum hocam. Sen oradan 5 tane yabancı kız buluyorsun. Tamam mı? Programa sen de geliyorsun bu arada. Senin alanın ayrı oluyor ama. Tamam. Ben orada sunucu gibiyim. Sen, ya da şey tercüman gibi. Tercüman gibi. Mesela sensin. Biz kitlendiği zaman sen bize mesela tanıtıyorsun işte. Tabii. Bu arkadaşımız böyle. Hani sen danışmanları gibisin onların. Tamam. Tercüman, danışman. Tercüman, danışman. O tarz bir roldesin. Sonra yarışmacılar birbirleriyle konuşuyor. Tamam. Sonrasında da senin de pozitif veya negatif oyların olabiliyor, anladın mı? Hmm. Yani biraz orada, çünkü sen tanıyorsun ya getirdiklerini. Sen bütün programı anlat, tamam mı? Biri... Pezevenk diyorlar bana. Öyle Türkiye, değil. Türkiye'de danışman. Olan bir yabancı da olur bu arada. Danışman maliyetsiz ya. Olur, daha güzel olur. Olur olur. Bütün konsept detayına kadar anlattı ya. Harbiden, bütün iş planını döktün. Anlattım ya. Çünkü rahatım yani, anladın mı? Olur olur. Bu tarz dates işlerinde arada bir pişlik var ya. Hı hı. Onu ben iyi yaptığımı düşünüyorum. Ona güveniyorum yani, anladın mı? Yapamazlar doğru. O yüzden. Doğru baba. Yaparlarsa böyle eğreti duruyor yani. Onu da söyleyeyim bu arada. Abi. All Prof 40. ayını kutlamış ya, maşallah. Doğum Kral 100 daha gönderdi. Vallahi çok teşekkür ederim ya. Doğum Kural durmuyor oğlum. 34.600'e gelmişiz oğlum. 35'e gelmişiz ya. Oğlum Arif yine mi gönderdi Arif? Doğum Kural şu an gelecek olan gelinin bilet masrafları için yolluyor onu şu an. O da dahil mi diyor? Tabii canım, içinde. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Harbiden yaparım bu programı bak Gökhan. Sen okey dersen. Eğer ciddiye binerse ben bulurum yani şeyler. En iyisini de yapar. Bak yaparım harbiden ve tamam. Keyifli de bir şey çıkar yani. Ben de bulurum yani, gider güzel kızlara sorarım. Böyle bir program yapacağız, katılmak ister misin diye. Türkiye'de bir program. Yabancı. Hatta kızlara önden böyle görsellerini de çekeriz. Kızların tanıtım Instagram'ları bilmem ne cevapları. Çok iyi olur lan. Ya böyle anlatınca biraz garip bir iş gibi hissettim. Ya mesela atıyorum. Kuş dönüp. Mesela atıyorum şöyle oldu. Atıyorum bir beyaz tane kız ismi söylesene. Abi öyle değil bak, saçmalama. Doğum Kural 100 daha gönderdi sağ olsun. Mesela bir tane yabancı isim söylesene kadın. Ünlü mü? Hayır abi normal. Amanda. Amanda. Amanda da olmadı, düzgün bir isim seç ya. Hena. Hena. Hı-hı. Arkadaşlar şimdi sırada Hena var. Hena'yı tanıyalım dedim. Girdi fragmana Eran'ın. Merhaba. Hi, şöyle my name yapıyor. Is Hena. I'm 22 years old. Oğlum ne var ki bu programlarda böyle? Tamam işte şey, kendini tanıtıyor. Kendini tanıtıyor. Ondan çekimi almışız öncesinde. Of. Hena'yı tanıyoruz. Peki ne yapacak o adamla? O klibi izliyor aday. Hep beraber izleyicilere tanıtıyoruz. İzliyor. Ondan sonra yarışmacı koltuğuna geçiyor. Kamerası açılıyor. Kamerası gelmeden önce de fragmanını görüyoruz. Kızı tamam. Tanıyoruz. Yani hobilerinden falan bahsediyor falan filan. Zaten programın konsepti o değil. Şimdi asıl programın vurucu konsepti anlamadım, anlatmadım. Anlamadım, şeyi anlamadım ben. Ne tamam. Olacak? Sonra geldi. Ne olacağı işte bende o şu anda. Söyle, onu söylemedim. O kadarını da detaylı. O kadarını söylemedim. Devamında ne olacağını o bende. İkinci kim oluyor? Yine ikinci Hena'yı bulduk. Maria'yı getirdin. Bilmem kimi getirdin. Maria ne kadar? Nasıl ne kadar? Ne kadar? ne kadar? Bu kadar. Maria ne 24 istiyorsun? Santim moruk. Keser mi seni? Keser mi? Maria 24 santim oturum açtı. Titreşim yolladı ya. Ne kadar diyor hayvanat ya. Vallahi keyifli olur ha. Konsept canlandı abi orada. Şaka yapmıyorum gözümde. Güzel ya. Ama kamera çekimler falan güzel olacak. Harbi trollemiyorum. Harbiden yapılır ama bak. Siyah bir değil. Üçlü koltuk atacaksın dayı. Şey, beyaz bir ortamda olacak. Şeye online dönecek olacak. Ama. Biraz Mürsel'e dönecek. He. Mürsel vardı ya. Online olacak abi. Nasıl Amerika'ya gidip mi çekeceğiz programı? Doğum Kral'ın İngilizce iyi mi? Doğum Kral'ın İngilizcesi... Hani Mürsel gibi olmasın da pat pat falan. İşte birazcık da onun için İngilizcesi olmayan yarışmacılar da...
Sen ol ki diye. Aynen, anladım. Sen ol ki arayı da bul yani, anladın mı? Ben yardım ederim de yani şimdi işin gecesinde de yardım edemem artık o kadar da. Gecesi bizi ilgilendirmiyor baba, zaten o işin gecesi diye bir şey yok. Kazananı getireceğiz buraya sonuçta. Kazanana ben burada tatil yani. Daha ben nereye kadar yardım edeceğim ben, onu diyorum. Ben şöyle, Türkiye'de tatil yapmak ister misin diye soruyorsun sen kızlara. Tamam. Anladın mı? İster kazanana ya. Türkiye tatili. İsterse katılım yarışmacıyla yapar, isterse kendi yapar. Buna biz karışamayız. Doğru. Anladın mı? Hani kazansa bile belki yarışmacıyla yapmak istemez. Yani bir role play oyunu yani yine günün sonunda, anladın mı? Tabii. Mevzu bu yani. Sen bundan var ya fena bir şey çıkaracaksın gibi. Geliyor. Bak bunun için üzerine ciddi düşünür. Çünkü bunun izlenebilirliği çok fazla, çok genel yani çok. Bu. Böyle bir şey yapacaksa karı bozulup şey yapalım, ben erkek gelecek mi diyor. Bunun erkeğini de yapacağız mı? Ne demek erkek gelecek mi ne demek? Yani bir kadın yarışmacı alıp yok ya. Bir sürü erkek yok, yarışmacı. Yok. Olur olur. Yok tersi yok yani. Yok. Niye? Niye? Dayı o. Ne? Ne farkı var ki? O. Ne? Kim sordu ki erkek gelecek mi diye? Ya ilk program güzeldi. Abi erkek de bir tane gelecek sonuçta. Çok masraflı da bu program zaten şöyle. Yani çok kız olmayacak ki aslında. Yarışmacılarla birebir. Şimdi katman neyse çok kişi var. Tamam. Bunda atıyorum 4 kız olacak. 4 kız bir erkek. Tamam. Anladın mı? Yani detaylı ve uzun sürecek elemeleri. Yani birbirlerini tanıyacaklar, komik anlar yaşanacak, bilmem ne yapacak. En son finale gitmece olacak yani. Peki, 4 az ya. 4'te de 5. Kazananın ikinci bir alternatifi mi var yoksa hangisi daha iyi kuru yapıp şey tavlarsa ya? Kuru yapmak ne dayı ya? Ya bu şey oyunu vardı ya moruk. Bir tane oynadık ya. Dates oyunu. Oradaki gibi düşün kurguyu. Dates öyle oyunu vardı ya. Five Dates miydi? Five birkaç dates. Tane daha Dates oyunu var. 10 Dates, 5 Dates. Oradaki gibi. Bunu eksene pazarlayabilecek olan var mı 2 dakika hemen? 10 Dates gibi, 5 Dates gibi bir oyun düşünüyorum. Bu arada kız yarışmacı da olur yani. Erkekler gelsin, kız yarışmacı da olur. Erkekler de büyük şaklabanlık yaparlar oğlum erkekler. O Amerika'dan gelip böyle kas gösterisi falan düşsene. Sen daha iyi analiz ettiğin için ben erkekliği çok ama düşünemedim yani erkek nasıl olacak. Ben bir spor salonuna giderim hemen, oradan kaslı yakışıklı adamları ayıklarım. Ha o da olur yani. Çok böyle garip olur bilmiyorum o erkekli konsept. 5 Dates. Siyahi olur o mu? O da olur. Siyahi de olur. Siyahi de olur. Bunlar daha kaslı oluyor ya. Hatta daha iyi olur. Daha da iri böyle. Ne kadar kas seviyorsanız ona göre bulurum ben. Şu an Acun telefon çalsa ve Acun abi arasa. Çağır, yayını kapattıktan sonra seni bu uçakla aldırıyorum. Of. Benim Bodrum'a. Bodrum'daki. Gel şu konuyu bir konuşalım dese mesela. Şey, gelir misiniz ben? Bu dörtlü gider miyiz? Gideriz de. Gideriz. Ekonomi çok mi? Çok uzak bir şey söylemedim özel bence şey, tam ya. Bakalım, özel şey. Çok uç bir şey söylemedim bence. Çok uç değil. Boyut sınırı olacak mı abi siyahilerde? Abi benimkinin artı 10 santimine kadar okeyim ben. O da ne yapar? 36. Brooklyn merkez. Hemen hesap kitap yapıyor. 35-36. Brooklyn merkez 23 santim merkez. Öyle mi harbiden? Nereden biliyorsun dayı? Ne bileyim oğlum. Beni kıllandırdı ama bu kadar detaya kadar. Gökhan nereden biliyor bunu? Oğlum ben askerim ya, beraber çıplak duş alıyoruz. Gökhan sana bir iş fikri soracağım. Burada yaşayıp hiç Amerika'yla vizesi bile olmayan bir adamın Amerika'dan ev alma fikri. Buradan alıp kiraya vereceğini oradan alıp kiraya versen 10 kat daha fazla kazanırsın ya da 8 kat falan. Daha çok kira gelirin olur. Eğer kira öyle bir şey. Adam var ya full öyle. Mesela Amerika'daki ev kiraları ne kadar? Yani 3 odalı, 2 banyolu, garajlı, bahçeli bir evi $2,500 verirsin kiraya. Kaça satın alırsın? $300,000. Şehir içi ama. $300,000. Şehir içi olmak zorunda değil. Şehir merkezine yakın. Oğlum bir dakika, şehir bir dakika. Şehir merkezine 20 dakika öyle söyleyeyim. Oğlum neyi çok ya? $300,000 burada alamıyorsun ki öyle bir ev. Aynen, kaç milyon olmuş oğlum ya? 6,5 milyon da... de tamam, $300,000 ortalama. 6-6,5 arası de. İstanbul'da 2+1 alamazsın. İstanbul'da 2+1 alırsın canım. O kadar değil belki. Ama yani 2-3+1 maksimum yani. Bahçeli bir şey alamazsın yani. Onu ben sana söyleyeyim. Bahçeli oradan aldın. $2,500 kira getirisi var net. Var aşağı yukarı. Orada morgıça yazılabiliyor mu buradan? Buradaki hiç oranın vatandaşı olmuyor. Onu emin değilim, zannetmiyorum. Yo. Kredi çıkmayabilir. Mülk vermezler hem de dayı. Cash yani, direkt al parayı ver evi yaparsan olabilir de.
kredi muhabbetleri üstüne mülk alabilir misin ki ta buradan? Mülk alırsın. Alırsın kirası abi. 2500 dolar olmaz diyor. Yo, oluyor var. Benim yaşadığım yer öyle. Kaç? Senin yaşadığın evin kirası ne kadar? Ben 1700 veriyorum 1 artı 1. Yuh. 1700 dolar 1 artı 1. Sen komple evi kiralayacaksan 3 odalı, garajlı, bahçeli o zaman 2500'e var evler. Şunu soruyorum. 1 artı 1 senin kaldığın evin 1700 dolar kirası olan evin fiyatı ne kadar mesela satın alsan? O evlerde satılmıyor. Şirketler yapıyor binayı. Sadece ya? Kiralıyor, satmıyor. Hayır yani. Tam bir tane. Ama yok işte. Yani hani öyle olsa diyorsun olmuyor yani satmıyorlar. Bina kira, şirket kiralıyor direkt. Ev sahibin yok, şirket var. Ben aldım çağrı 95 bin dolara 1000 dolar net getirisi var. Çok iyi. Ya işte 3 ile çarpı. Çok iyi dayı. 95'e 1000 çok bana biraz hayal gibi geldi ya. Ama evi şey yapıyor. 95 bine aldığı ev de çok iyi bir ev değildir diye tahmin ediyorum. Çünkü fiyatlar arttı orada da. Ama belki yeni almamıştır, eskiden almıştır daha ucuzken. Şey ev mi acaba? Prefabrik evler oluyor belki ondandır. Hmm. Çünkü o fiyata ev biraz zor bulunur. Gece kondu kafası mı? Değil de. Gece kondu yalandan bir ev öyle düşün yani. Yani şey temeli yok. Evi yapıyorlar getiriyorlar oraya monteliyorlar. Bungalow kafası. Şimdi bir dakika diyor ki ben milyonerim diyor. 1 artı 1 ev alamıyor mu diyor orada. Satılmıyorsa alamazsın abi. İstediğin kadar paran olsun. Yok hiç satılmıyor mu harbiden yani? Seni görmedin mi hiç? Yok var. Benim yaşadığım yerlerde yok. O yüzden ben fiyatlarını bilmiyorum. Bungalow ne oğlum? Bungalow. Bungalow işine girelim mi seninle ciddi? Nedir abi o iş? Gideceğiz Muğla'da 12'li bungalow yaptıracağız. Ciddi. Yuvarlak şekilde yaptıracağız. Yaptırdık. Gelecek biz onun şeyini alacağız parasını. Muğla'da. Sen şu tişörtleri bir sat kanka. Ya dayı dur ya Allah aşkına. Sen şu tişörtleri bir sat. Confis tişörtünü gösterir misin? Alacak olanlar bir görsün. Bir dakika bakabilir miyim? Bu ne lan? Nakış. Nakış mı? Şu ne? Eskiden şöyle garip şeyler şakalar vardı. Bir arkadaşım ya dayı en lanet. Hiç sevmezdim amına koyayım ya. Hiç sevdiğim bir şaka yapma stili değil şu, ya. Şu bak şu bir çok de, kötü. Ne yaptın lan deyip şöyle sıkılırdı bir de o. Bu ne garip bir şakaymış ya. Meme sıkma değil mi? Meme sıkma. Yok hanım ne haber ya deyip şuradan alıyor. Valla keyifliydi Gökhan, anlatmak istediğin başka bir şey var mı? Valla biz ufaktan kaçalım o biz zaman. Biz ufaktan kaçalım dayı böyle de kovulur mu? Adama siktir git dedin ya. Gökhan, anlat, adama anlat. Siktir ol git dedi ya böyle bir şey olamaz. 10 dakika daha hadi anlat madem anlatıyor. Hadi 10 dakika Gökhan, daha anlat da. Ben de uyku bastırdım biliyor musun? Bağırız yayın devam ediyoruz gidiyoruz. Ben fena uyku geldi bana. Yavaşta. Hatta siz oturun ben çıkarken kapıyı kapatırsınız. Tamam. Oğlum şaka yapıyorum manyak. Başka hikaye var mı diye sordum aslında. Başka? Yani böyle bize anlatabileceğim böyle makaramızı devam ettirebileceğimiz. Food draft Gökhan da yazıyor hemen. Direkt food draft'a bağlanıyor biri gelince. Food draft ne ya? Göremedim onu. FIFA ya boş ver. Ya işte pizzacıyı soruyorlar. O defter çoktan kapandı ya. Ona gerek yok. Bak kanka, bak Mert de Amerikan vatandaşı, Gökhan da Amerikan vatandaşı. Gel oynayalım. Dayı yapalım bunlara bir. Gel oynayalım. Mert. Senle Gökhan eve çıksanız ha. Nerede? Herhangi bir yerde bence. Yani New York'ta mı, burada mı, nerede? Ben sizin yerinizde olsam ne yaparım biliyor musun? Sen bunun TR'deki evine ortak ol. Sen de bunun Amerika'daki evine ortak ol. Git geldi. Git geldi. O kadar mantıklı bir şey söyledi ki. Ya. İki yerde de evin olacak. Niye? Nasıl niye? İki tarafta da evin oluyor. E tamam gel istediğin zaman niye ortak olsun? Gel misafir edeyim. Ne kadar saçma bir plan. Ben hiç anlamadım. Uçak bileti de evet, 10 yıl sonra ben... şey dersiniz ama yapmadık. Heh 10 yıl evet doğru aslında misafir de ederler birbirlerine. Yapmadık bu kadar dersiniz. Da insanlık herhalde ölmedi ya. Benim daha çok işime gelir bu arada. Oğlum ben şunu dedim aslında. Sen ortak ol, o da sana ortak olsun. Sen 6 ay burada yaşa. O 6 ayda misafirlik mi olur Gökhan Hanım? Olur gelsin. Ya olur mu abi 6 ay misafirlik olur mu? Zaten diyor. Ya o gelemez ki 6 ay öyle misafirlik mi var? Ben Amerikan vatandaşı olsam Gökhan derim ki sana. Gökhan 2 artı 1 eve geçelim. Ben sana buradan yarısını göndereyim. Benim odamı ayır hocam. Mis gibi. Ben yılın 6 ayı 5 ayı geleceğim abi oraya. Benim odam evim hazır olsun derim.
Geldi mi de kendi evime geliyormuş gibi gelirim yani. Sen de geldin mi ama diğer Amerikan arkadaşın şey deme. Gidecek ya, bir ay falan kaldı. Ulan böyle yapma arkamızdan. Benim tamam, tek var ya. Ama yapılır kanka. Bir analiz ya bu. Yapılmaz ya. Mı kanka? Ya o da kimin diye soracaklar. Ya o da Türkiye'den bir arkadaşımız. Gidecek o. Geliyor gidiyor. Şimdi bu hafta pazartesi gelecek. Kanka. Bu hafta pazartesi. Oğlum baya kötü bir fikir bu ya. Bir bak az önceki konseptlerden sonra bu fikir hiç yakışmadı. Oğlum niye yakışmadı ya? Neden ya? Neden amına koyayım abi, ya? Abi arkadaşım zaten isterse ya baba ya. 6 ay amına koyayım. 6 ay ya. 6 koca ay. Bu adam öyle demiyorum ki, arkadaşım değil ya. Ben sana diyorum. Ben gelmem abi 6 ay. Sen kalma bununla kalma. Ben ne istedim biliyor musun? Orada bir dolabım olsun, odam olsun, yatağım olsun. Adam istemiyor, kabul etmiyor evine baba. Ya kabul etmiyorsa ya kabul etmiyorum desin abi. Misafirlik ayağına, bana 2 hafta orada kaldım. 3. hafta diyecek ki. Ne zaman? Türkiye'de hareketlendin insanı. Burası bu oyunlarda çok sıkıcı olur kanka. Falan yapacak. Ben biliyorum ya. Amına koyayım yani bu sinemaları. Yok ya. Benim dediğim ne biliyor musun? O odada benim dolabım olacak. Oraya geldim, alışveriş yapacağım. Orada kalacağım. Oğlum, ortak ev göreceğim. Ya ortak iki ev. Oğlum dolabı kullanırsın. Misafir olarak kullanırsın. Dolap dursun orada, gelince kullan işte. Yatağın olsun, çarşafını getir, istediğini ser. Öyle olmaz abi. Misafir gibi olmaz. Hissetmeyecek. Evet. Misafir kendi evinde oluyor. Olmak başka. Evleri bölüşün. Aynen öyle. Mis gibi yaşayın. Bir odanız olsun. Kıyafetlerini bırak, geldiğinde bul onları. Aa, burada bıraktığım yerde dersin. Babacığım benim anahtarım olacak, tamam mı? Veririm. Ben cumartesi çıkacağım yola. Dedim ki gidiyorum, Amerika'ya gidiyorum ama bir haftalığına bile olsa. Tak gittim. Kapımı kendim açacağım yani, anladın mı? Sen evde ol, olma. Kendi evim gibi hissedeceğim yani. Misal veriyorum yani. Hasan Katman'da it başvuru formunu bu arada sabitlemiş. Oo. Ne çabuk. Arkadaşlar. Ne bereket diyorum. Her şey halledildi. Gökhan. Her şey oldu. Katman'da it yarışmacısı oldu. Hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Gökhan Katman'da it yarışmacısı oldu. Sıradaki Katman'da it'imizin yarışmacısı Gökhan. Katman'da it başvuru formunu paylaştık. Yayıncı arkadaşlar, yeni yayın yapacak olan arkadaşlar veya yayın yapmayı planlayan, düşünen arkadaşlar, Katman Days formunu paylaşıyoruz buradan. Buradan Katman Days Gökhan Öner başvuru formunu ben story'da atarım zaten. Doldurunuz lütfen. Erkekler oluyor mu demiş birisi. Yok, olmuyor. Erkekler olmuyor. Sinoş. Sinoş oluyor. O olur. Güzel bir makara yapalım. Tarih olarak da sen Amerika'ya döndüğünden sonrasını için planlamış olalım o zaman bunu. Tamam, tarih sonra bir iki güne belirleriz o zaman. Aynen, tarihi sen oraya döneceksin. Oradaki işlerini falan o net bir şeye denk getiriyor olalım. Olur. Çok iyi oldu lan. Çabuk güzel oldu. Ben eminim Gökhan'la olan programın çok iyi olacağına eminim yani. İzlenme ben de bir yana. Ben eğlenirim. İzleyenler de hep birlikte çok eğleniriz gibi hissediyorum şimdi. Japonya'dan önce olur. Şimdi. Japonya ne zaman? Japonya ne zaman? İşte o yüzden ben şey yazdım. Orkun'a yazmıştım ama geç oldu. Aile yaşantısına geçtiği için Orkun hani uyuyor olabilir. O yüzden rahatsız etmeyeyim. Japonya'dan önce sen Temmuz 15'te dönüyorsun Gökhan. Seni kameradan flikliyorum ben genellikle. Buradan ben bakıyorum. De oradan sana bakıyorum. Çete bakıyorum. Japonya oldu, Katman Nesarlı oldu. Hadi Gökhan'ım son kale 1337 modunu hallettir. Abi. Ya koptu. Welcome to the game diye bir oyun var, korku oyunu. Onun en zor modunda oynanmam isteniyor. Çok iyiydi ya. Yakaladım valla. Ha bitirilebilecek gibi bir oyun olsa 1337 modu. Bitirmişliğim var ama. Olur lan, konuşamadım ben baga girdim. Olur. Bitirilemeyecek gibi olsa 1330 yazacağız. Onu diyemiyorum. Niye? 1337. Tamam dedim. Bir daha hızlı de. Bitirilemeyecek gibi olsa 1337. Oğlum desene ya, nasıl diyemiyorsun dayı? Bitirilebilecek gibi olsa 1337 modu. Tamam. Hızlı. Bitirilebilecek gibi olsa 1337 modu. Heh. Bitirilir. Sen bir de bakalım. Bitirilebilecek gibi olsa 1337 modu. Nasıl diyorum? 1337 derken orası olmuyor mu? Yo. Sen de? Bitirilebilecek gibi olsa 1337 modu. Zzzz ne dayı orada? Oğlum zzzzlıyor amına koyayım. Bitirilebilecek gibi olsa 1337 modu. Sen söyle. Bitirilebilecek gibi olsa 1337 modu. Biraz bitirilebilecek gibi olsa 1337 modu. Güzel. Oldu. Tamam, şimdi yeni oyunumuza geçiyorum. Baba. Kimse gülmüyor. Ha.
Dur. Gülen eleniyor. Tamam mı? Kaybediyor. Ama ben hayatta gülmem. Tamam. Kitlendim mi gülmem. Oyunun konseptini anlatıyorum. Önce herkes bir tur babasının adını söylüyor. İki tur. Ha siktir ya. Tamam mı? İki tur baba atları dönüyor. Ben en son söyleyeyim bari tamam. Bir şey İki tur baba atları dönüyor. Herkes sessizlik. Ondan sonra amcalara falan geçeceğiz. Ya oğlum benim aile çok... Dünyanın en saçma konsepti ama çok eğlenceli arkadaşlar. Evet. Bir dakika bir gülüp rahatlayıp boşalıp başlayabilir miyiz? Şöyle gelsene. Sen şöyle gel. Biraz şöyle gel. Yok. Tamam mıyız? Bir dakika tamamlayız daha. Baba adımız mı? Bir dakika. Bir hazırlanalım herkes. Bir gülü ben bir gülmemi alayım. Bir gülelim. Alp'ten başlayalım. Bak es İlk vereceğiz. Benim babam mı? Ciddi senin mi? Senin babandan geçeceğiz. Senin sıra böyle dönüyor ya. Es vereceğiz yani. Biraz bekleyeceğiz. Herkes böyle yapacak. Şöyle yap. He tamam. Herkes böyle okay. yapacak. Ama bir 5 saniye falan böyle. Bak şöyle yap. Böyle yok. Şu olacaksın. Tamam kaş çatık olsun mu herkeste hafif? Tamam hafif çatık olsun kaşlar. Oyunumuz başlıyor. Halil İbrahim. Hayati. Tamam da babanın adı ne? Hayati işte. Tamam babanın hayati değildir ya. Güldürmek için yapıyor amına koyayım ya. Babanın adı ne? Hayati. Ya hadi çekil. Babanın adı ne ya? Dayı babasının adı ne bir soru Allah aşkına ya. Hayati olabilir abi. Ya değil ya. Evet. Gerçekten hayatta amına koydum. Ne gülüyorsun? Evet. Hepimiz güldüğümüz için baştan başlıyoruz arkadaşlar. Hayati geçemeyiz. Şuradan başlayalım. Ne olur dayı Allah'ını seversen. Hayati şuradan başlayalım. Geçmek zorundayız abi. Bir tur tamamlamamız tamam. lazım. Ben biliyordum böyle olacağını. Lütfen tryhard oynayalım. Tamam lütfen. Başlıyorum. Bekle. Evet, hazır mıyız? Halil İbrahim. Sen hayatı diyeceksin sandım amına koyayım. Oğlum hayatımda bulduğum en saçma konsept olabilir. Baba adı söyleyerek gülmeme challenge amına koyayım. Ama bir şey söyleyeceğim. Baba adlar da komik oluyor kanka harbiden yani. Birçoğumuzun babasının adı bir tık komedi olabiliyor yani. Güldürüyor yani bir noktada. Hocam hadi bir ciddiyet. Bir turn döneriz. Sonra amca isimleri falan çok daha komik bence. Bir dakika. Bir tur baba sonra hemen dayıya, tamam. dayıya mı geçiyoruz? Dayıya da amcaya tamam. geçeceğiz. Tamam. Birbirimize bakalım ama o sırada. Ben bakamam. Ya, ben de bakamam. Ben boşluğa bakamam. Bakıyorum ya. Tamam. Bakamam. İkinci turda bakma gelsin bari. Tamam. Halil İbrahim. Hayati. Amına koyayım bugün babalar günü değil mi lan? Adam görse üzülür lan. Kötü olmuyor. Mert bir bardak su getir ne olur Allah'ını seversen. Sen en kolay da sen varsın. Cafer Fatih. Bilmiyorum ya başladın. Ne zekalı konsept. Aradan çıkarayım. Ağzına sıçtın konseptin ya. Ne güzel konsept buldu adam. Başa dönmüyor mu? Ya kardeşim başa dönüyorduk ya. Niye girdin araya ya? Cafer Fatih. Söyleyeyim mi? O kadar beklenmedik bir şey. Ne beklemezsin Cafer Fatih bekleme. Fatih nerede? Sen geç ben getireyim. Abi orada şu süre kola var bir şey var. Ulan ben ne şeyim ya hiç söylemedim harbiden ya. Harbiden ha. Dayı olur mu? Ya sen otur otur. Harbiden ne içersin? Mert su olur ya. Mert bir kola var. Bir acılı Sprite adana. Sprite var. Su. Bir Sprite. Ha? Su. Bak başka hiçbir şey yok. Valla su yeter. Aa filtre kahve var lan. Olur. Su yeter. Akar. Filtre kahve akar. Yeni demlemiştin zaten. Akar. Tamam. Hemen geliyorum.
Bir şey diyeceğim, senin babanın adı iki isimli mi? Halil İbrahim. Çağrı'nınkini söyleme biliyorsan. Çağrı'nınkini bilmiyorum. Bilmiyorsun, okey. Ama Nizamettin mi öyle bir şey? Abi öyle bir şey gelirse öyle bir şey. Bitmez bu oyun. Yani ikinci tur dönmez. Ülkücü diyebiliyorum. Ülkücü isimlerini düşün. Acaba iki isimim onu merak ettim. Niyeyse yani. Çağrı'nın babası koyu ülkücü diye ben biliyorum. Emin değilim. Öyle deniyor. Mesela işte Alparslan Nizamettin gibi bir şey gelirse ben patlarım orada. Öyle bir şey gelirse ben yıkılırım. Gökhan sen de su istiyor musun? Evet. Ama normal ortalama bir ülkücü ismi ise o çok gülmem ona. Ama ortalama ülkücü ismi nasıl oluyor? Sadece Alparslan'a gülmem ama ha. Alparslan Tunga gibi isim gelirse ona çok gülerim. Alparslan Tunga. Abi benim babada patlıyoruz ya. Ben küçükken var ya sınıfta da kendi babamın adını söylemeye çok çekinirdim. Neyse küçük ben çocuk, normalde utanırdım da şu ortamda en ortalama baba benim babam gibi geldi yani. Çünkü bak, sana uç küçük, babalar var. Bak bu oyun yüzünden küçüklük bir tane anım canlandı kafamda, onu anlatayım. Ne? Herkes böyle okula başlıyor, yeni böyle insanlar geliyor, herkes ayağa kalkıyor, kendini tanıtıyor. Anne adı, baba adı, mesleği falan ya. Ama o kalkıyor, ben Gökhan işte, annem Gönül, babam Hayati diyorum, herkes böyle Hayati'mi falan yapıyor. Orada bile çok üzülüyordum. Ve bu olay tekrarlandı yıllar sonra. Çok... Vallahi çok özür dilerim dayı. Vallahi tuttum dinlerken. Ben, ilk kim güldü acaba, hanginiz? Ben patladım Hayati. Vay ya. Dayı böyle bir konsepti bu götünden nereden buldu da bize sapladı böyle bir konsepti ya. Babacım eğer bunu izlersen seni çok seviyorum ama yapacak bir şey yok. Gülüyor piçler. Bütün güzel babalarımızın deyince aman okuyum ya. Bütün babaların, babanın, herkesin kendi babasının babalar günü kutlu olsun. Tek babasının. Babaların deyince garip oldu. Babaların babası. Herkesin babasının doğum günü babalar günü kutlu olsun. Onlar bizim canımız, değerli, kıymetli mis. Öpüyoruz hepsini. Bugün ikinci tura döner mi acaba ya? İki tur dönüp bitiriyoruz değil mi? Dönmez. Üç yok. Ben Mert'in babasının garip bir ismi var. O zaten. Arkadaşlar ben Surat Murat dağınık artık yorgunluktan şeyden. Ben çok şeyden, terledim gülmekten ya. Alp niye bu halde? Böyle biraz dağıldım ya. Abi filtre kahve içen var mı? Demleyebilirim bu arada. Yok ya, iyi. Harbiden iyi. Keyifli bir gece yaşanıyor şu anda. Oğlum 33 bin demiştik, 35 bin abone yapmışlar ya. 35 bin aboneye geliyor harbiden. Valla çok teşekkür ediyorum ya. Lakapları da mı söyleyelim? Yok, onlar iki diğer turlarda. Babalarımızın lakapları. Evet, baba lakapları. Zarar. O yok ki ben. Lakap yoksa iki diğer turlarda. Vardır lakabı ya. Kim tarafı? Sen mi koydun mesela babana lakap taktın? Hayır canım, bir herkesin bir söylediği lakabı vardır babasının. Herkesin bak. İlk turda baba isimleri. İki turda baba isimleri döneceğiz. Benim babamın lakabı çok... Amca ismi ya da dayı. Bak ben lakab derim kesin ki, olsun. Ben derim iki tur baba ismi dönelim. Yani ben ilk hayatımda kendimi tuttum da ikinci hayatımda patlayamayım yani, anladın mı? Kesin gün, tamam, kesin tutalım yani. Mantıklı. Üçte de lakaba başlarız. Lakab çünkü... bende yok, ben bilmiyorum gerçekten. Lakab yoksa babana de nasıl hitap ediyorsan. Güzel. Ben babama nasıl güzel. Evet. Güzel. Ya baba yani... Ya da işte annen nasıl tabii bir şey bulursun bence. Dur onu ikinci tur düşünürüz. Hadi. Önce bir ilk turu bitirelim. Tamam bir tur baba bir tur dayı veya amca dönelim. Anneye geçsek? Anne olmaz ya. Anne karıştırmaz. Anne karıştırma. Baba daha komik oluyor evet, ya. Evet tamam. Ben babanın ismini bilmiyorum biliyor musun dayı? Ciddi bilmiyorum. Aa dur dedelere geçelim. Ama yok dede yok ismi... yok dede yok dede ben olmaz. Ben geçerim. Tamam. Başka olur fark güzel etmez ya. Hadi. Dede ismi güzel bir tane bak. Erkek ismi o zaman şeyden. Aileden. Bence dede ismi sarar. Dedelerde de değişik isimler var mı sizde? Var mı? O gerçek mi oğlum? Ben bilmiyordum onu. Ney lan? Ya tamam söylemeyeyim. Ben şaka sanıyordum onu. Tamam. Evet. Babalardan baba dönüyoruz şu anda. Biraz şöyle geleyim. Babalar bir tür bugün de babalar günü. Bütün babalarımızın da babalar gününü kutlayalım. Geç oldu ama. Sevgiler. Teşekkürler bu arada. Tamam o zaman... Bir tur baba atalım.
İki tur baba atalım. Bir tur baba atalım. Tamam bir tur. Bak ne yapalım biliyor musun bu akşam? Bir tur 101 arkasına hemen bir tur baba. Tamam mı? Bir tur baba atalım. Baba dayı oynayalım. Nasıl? Baba dayı mı? Baba dayı. Tamam. Baba güzel. Dayı. Aynen baba dayı sonra bir seyredeceğiz. Üçüncü turu ben söyleyeceğim üçüncü sonra. Üçüncü turu bak tamam. Baştan başlıyoruz. Halil İbrahim. Hayati. Ya. Tam yendim. Çok zorlandım var ya. Oğlum vallahi çok kötüydü ya. Mert savaştı orada ya. Ya bak var ya. Bakmayayım diyorum. Şu kamera gözü OBS görünüyor ya burada. Ulan Arda'yı görüyorum. Bunu görüyorum yine kopma geliyor ya. Vallahi yapıyorduk. Ya baba biz ilk turu geçemeyeceğiz galiba amına koyayım geçeceğiz, ya. Geçeceğiz vallahi geçeceğiz. Ciddi toplanalım mı? Hızlı hızlı hadi. Bunun ağzında su tutmalısı var ama onu yapamayız. Oo, birbirimizi ısla. Buralar bozulur ya. Evet. Ama yaz bunu da çok iyi konsept buldun gene. Halil İbrahim. Hayati. Ya Hayser'in anına koyayım ya. Salak ya. Ya kardeşim. Ya. Tanrı nefesini tutmuş. Bak sen ne demek için tutuyorsun ya yemek için? Tutmuş. Öleceksin ya. Bak neye koptum böyle bir ses geldi. Ya nefes kardeşim. Nefes verme sesi böyle kıpırdadı içimde ya. Ya senden de böyle sesler geliyor. Bak böyle sesler geliyor. Böyle sesler geliyor amına koyayım. Dayanamıyorum ki. Ulan bu ne kadar saçma bir oyun ama ne kadar eğlenceli bir oyun ya bu. Hadi yaparız ya. Hadi ben galiba yapamayacağım. Haberiniz olsun. Yapacağız. Haberiniz olsun. Sen ya. Babanın adını söyleme. Dinlen tamam. Sonra söyle. Gül yani. Rahatla ben onu söyle. Halil İbrahim. Hayati. Ya sikerim bak. Neyse bu sefer Hayati çok komik geldi ya. Mert'i döveceğim ben. Mert salağı. Dayı yürüme artık gel şuraya be. Hayati'nin neyine gülüyorum? Geç gel artık. Buraya salak herif gel ya. Kopuyor kanka beni de kopartıyor. Bu çocuk güldü mü ben de gülesim geliyor ya. Babama şikayet edeceğim bak bunu ben. Abi sinirlerimiz bozuldu ya. Ama söyle işte onunu duyuyor musun? Hayati diyor. Tam alıştık artık önce tam garipti. Bu da böyle Hayati. konuşuyor. Hadi başlayalım Halil İbrahim. Böyle yani... giriş olur mu? Bir saniye. Okey verelim dur. Tersten diyen arkadaşlar. Burak hiç çok... bu işi bilmiyorsunuz ya gerçekten. Tersten olmaz. Harbiden hiç bu işi bilmiyorlar. Çünkü
Buraya gideceğiz, buraya gideceğiz, buraya. En herkes burada okeyken zaten... burada bir dur da punchline'ı var o işin. Tabii canım, burada artık gülmemek lazım. Farkında değiller onlar. Content slayer'lar. Hadi. Yaparsın dayı. Gülme. Gülme ya. Tamam. Tamam. Bir şey, kötü bir şey düşünerek de ilerlesin. Halil İbrahim. Hayati. Ya ne koyayım? Kıkırdamak da yok dayı. Ya bu kıkırdamak yok ya. Hayati'nin neyine gülüyorsun dayı ya? 10. kere adam babasının adını söyledi. Hayati, 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 Hayati. Neye gülüyorsun? Hayati'nin neyine güldün ya da? Adamın babasının adını neyine güldün de 10. Ya ben buna kopuyorum ya baba harbiden. Ben boynu bozmayayım diye kalktım, gittim, devam etseniz. O daha komik oğlum ya yaptın. Uzan şöyle yapayım. İlk senden başlayıp sonra sen iki ol. Olur. Sadece ikiniz değiştiniz. Olur. Rahat atlatalım. Yani. Hayati atlatalım. Halil İbrahim kolay. Hayati tehlikeyi var buradan. Onu da atlatalım. Daha kötüsü gelecek mi? Ben onu merak ediyorum. Gelmeyecek. Gelmeyecek. Evet. Sürpriz. Bu arada Gül'ün aşağısında babası değil. Babasının ismi de değil. Evet. Buradaki tripler komik oluyor yani. Gülmemeye çalışma. Yani bir şey yapma deyince yapasın geliyor ya. Şu an gülmeden de ve zaten hiç bunu demese, böyle bir kural olmasa gülmezdik evet. Mesela. Ya ama... gülerdik de bir kere gülerdik maksimum. Hayati ya da bir kere gülerdik. Yok gülme, benim Hayati diye arkadaşım vardı mesela. Gayet normal. Başlayalım mı? Ben ilk kez duydum Hayati. Ben... Valla. Senden başlayalım. Tamam. Daha kolay olur senin için. Senin için sür. Tamam. Bir saniye. Bir gülmeni alsana, benim takipçi yarıyor. Bir gül komple. Bayağı at, bayağı bayağı. Bayağı at, bir daha gül, gidiyor gülme. Oğlum güldüğünce nasıl güleyim? Bak şöyle. Bak gitti, bir 15 saniye yiyeyim. Çabuk ama. Ya. Çabuk çabuk. Tamam, ben okey. Ruh hastası ya. Hayati. Halil İbrahim. Cafer Fatih. Ya salak! Babanın ismini söyleyeceksin salak! Babamın ismini söyledi, bir konu ilk konu sırıttı. Ama sen Hayati'nin acısını çıkarmaya çalışıyorsun. Biliyor ben neye koptum biliyor musun? Titreyerek söyledi, ona koptum. Şurada gördüm ama. Hadi hadi haydi. Hocam. Tamam bence ilerleme var. Biraz ilerleme var. Biraz ilerleme var. Hadi şu ilk turu bitirelim. Dayı var daha. Dayıya hocam. Geçelim hadi. Hadi. Başla. Halil İbrahim. Hayati. Salaksın sen ya. Vallahi senle benden başlayalım bak. Tamam Cafer Fatih'le başlasana. Ben bir daha tamam. Konuşmak zorunda kalmayayım. Cafer Fatih Hayati atlatalım. Halil İbrahim kolay. Cafer Fatih Hayati Halil İbrahim yapalım. Halil İbrahim kolay. Cafer tamam. Fatih'i başlayalım. O zaman şöyle yapalım. Cafer Fatih, Halil İbrahim, Hayati yapalım. Hayati'yi üçe koyma. Mecburum abi. Tamam. Content gereği. Tamam. Onu koymak sen, zorundayım. Sen bilirsin. Başla. Cafer Fatih'le başlıyoruz. Cafer Fatih.
Halil İbrahim. Hayati. Dayı sen güçlüydün, sen niye hayatını koptun? Amına koyayım, birisi bomba geliyor ya demiş. Ya kanka bir şey söyleyeceğim. Hayati birazcık dalgalı söyledi. Hayati. Öyle çıktı tonu, ona koptum yemin ediyorum bak ya. Abi çok bekliyoruz, ondan da oluyor birazcık ya. Herkes sıfır minik olacak. Devam edeceğiz abi. Aynen. Biraz sinirleştim. Ben sen niye bekledin ben, o kadar? Ben bana okey misin diyor sandım. Ben hayatı bekliyordum. Ha bir sen... Tamam bak, pardon, bir, pardon. 1, 2, 3. Pardon. Oh. Hazırım. Cafer Fatih. Halil İbrahim. Hayati. Senin amına koyayım ben ya da ya. Ya yapma oğlum ya. Tam söylüyordun adam ya. Tam söylüyordum ya. Çok pardon ben de. Ama çok ezberdin. Söyle artık sen de ya. O adam hayatını... Oğlum gülmemek abi, için toparlıyor kendini. Herkesin, ben de konuşacağım için konuşurken gülme ihtimalim çok yüksek. O yüzden toparlıyorum yani. Cafer Fatih. Dur sana oğlum. Kızlanalım Allah aşkına, şuraya hızlı geçelim. Tamam, kızlanalım. Bir daha alalım. Cafer Fatih. Halil İbrahim. Hayati. Nizamettin. Oğlum Hükümdü Nizamettin şaka değil miydi lan dayı? Gerçek mi o? Ben dedim neden herkes chatte kurt emojisi atıyor ya? O senin mi? Senin kanalının mı? Benim. Abartma tozu. Of. Bitiriyorduk ilk turu neredeyse ya. Abi çok bitti ya. Ya bence. İlk tur bitti bence. Bir tur daha mı bu? Bence bunu bir tur daha dönmeyelim. Bence de çok dayılara. Ben bitti. Dayılara geçelim. Dayılara. Benim dayımın adı Memiş dayı. Şimdi onun gülmeme ihtimalin yok Memiş'e. Ama onu söylemeyeydin ya. Yok bitti. Dönmeyeceğiz daha. Komple program mı bitti diyorsun? Program mı? Ya bir tur bir amca veya dayı bir şey ver ya. Yeni bir isim duymam lazım. Sen bir kontentin manyağı doldun mu arada? Dede yok. Yeni isimi çok merak ediyorum. Mesela ben Dede'ye değil de neye girsek? Bir dakika.
babayla alakalı bir detaya girsek güzel olabilir. Ne olabilir? Şimdi herkesin lakabı olmayabilir. Dayı dedeye girmeyelim ne olur. Lakabı vallahi yok. Ciddi. Tamam. Meslek. Ya bu sefer de o mesleğe niye koptun diyecekler, anladın mı? Şimdi onu duyar kasan olmaz. Duyar kasan yani işte 20K'da 2 kişi falan olur. Ya olması önemli değil de. İsimlere koptuk o kadar. Şimdi chatte Hayati diye biri varsa ağlıyordur şu an. Yoktur büyük ihtimalle. Aha köy. Köy? Nüfusa bağlı olduğun köy kimlikteki. Tamam. Ha, herkes biliyor mu? Evet. Yazan evet. Senin kimlik var mı? Köy var mı? Tamam hatırladım ben. Tamam herkes köyünü biliyorsa. Yani bir dakika köy dediğin il var. İlin bir de ilçesi köyü İlçe. Yok mu? Orada merkez yazmıyor. Hayır. Köy yazar. Şu köyü. Şu köyü yazabilir. Köy adı. Ya da baban hangi köylü falan orada. Kimlik almaya gitti. Bak getir kimliğini ya da arkasını çevir. Bu adam Amerika'da doğmadı mı? Amerika'da doğdu. Amerika'nın köyü. O da olur. Yazıyor mu öyle bir şey? O kimlikte yazmaz. Sonra da şey yapalım kredi kartı numaralarımız. Çocuklar not alıyormuş çünkü yazdı. Son 4 tanesi. Tamam ben doğduğum şehri biliyorum. Tamam. Şehir değil oğlum köy. Tamam. Bundan sonra yarışmayı şöyle değiştirdim. Sen mesela söyledin 3 kişi gülerse... eksi puan alıyor gülenler. Anladın mı? Tamam. Ne oluyor alınca? En yüksek puanda bitiren kazanıyor. Tamam. Başlayayım mı ben köyümle? Böyle mi başlıyoruz direkt? Köyde böyle başlayalım. Tamam. Ya da şey mi yapsak? Önce ilini, ikinci tur köyünü. İl yapmayalım. İl de yapalım ya. Lütfen. Tamam önce sen başlama. Önce Gökhan başlar. Tamam. Önce bir tur il dönüyoruz. İl, şehir ismi yani. Aynen. Şehir. Cezalı yapsak mı ya bunu? Gülene. Bende vurma şeyi var ya. Ne ya? Kırbaç mı var? Kırbaç yok ya. Şey job, ya. Job mu var? Ne var lan? Vurma orada şeyi. Bir yerdeydi sanki. Şöyle deniz makarnası var ya. Acıtmıyor da. Tamam. Ama en azından efektif olur. Tamam. Mert. Buldun mu? İçeride mi? Bir baksana odaya. Hatta onu ikiye bölmüştüm. Aa acı sosun var daha senin de o da öldürüyor ya. Acı sos. Vurma güzel vurma. TikTok dedi ya TikTok mu çekeceğiz? Yok abi ya. Acı olur, kırbaç olur. Şey, makarna oldu. Acı da var da baba. Şimdi senin de gelmişsin, misafir etmişsin. Acı bozmasın yani. Bir şey olmaz. Yarın saç ekiminde buradan basırıp götten. Şey olmasın yani, rahatsız etmesin. Olabilir. Ortadaki abi Gökhan. Twitch'te Gökhan da yayıncı. Tanımayan varsa... Amerika'da hem Uber yayınları yapıyor, Uber haricinde evde de yayınlar yapıyor. Gökhan Öner, her Twitch kanalı. Bak yapıyor. Polen paylaştı Twitch kanalını. Oradan takip alabilirsiniz. Amerika ile alakalı da yayınlar yapıyor yani. Hani sokak gezdiriyor, garip hayvanları gösteriyor falan filan. Garip hayvanlar, pelikan. Pelikan, timsah. Balık falan. Köpek balığı. Keyifli oluyor. Yok muymuş? Yok. Bayağı var, aradım. Ben bir lavaboya gireyim mi bu tur başlamadan ya? Lavaboya solda. Temizlikçi abla atmış olabilir. Bayağı aradım. Atmaz bir senin ya. Odana bakmadım. Mert gel sen de 2 dakika otur şuraya. Odum otur 2 dakika. Ben rahatım koltuğumda eyvallah. Lan otur 2 dakika. Hayati. İlk 3'e otur Allah aşkına. Otur ya. Dün gece ilk 3'teydim zaten. Harbi mi? Çar ölürken. Gel bir makas alacağım. Çok gel. Üzüldüm ya. Makas alacağım ya. Seveyim. Sen gel. Gey şeyler yapmayın ya.
Fatih Sultan Cafer mi babanın adı? Cafer Fatih. Cafer Fatih Sultan koptu mu yorum? Hayati Öner. Acaba göbek adı var mı? Hayati Öner mi? Göbek adı tehlike olduğunu düşünsene. Hayati tehlike. Çok iyi bir şey değil mi lakap? Benim babamın lakabı ne tahmin et? Halil İbrahim. Konya'nın gülü. Tahmin et. Halil İbrahim. Sofra. Birleştir. Halil İbrahim sofra. Sesli söyle. Halil İbrahim sofrası söyledim işte. Gerizekalı öyle lakap mı olur? Bunu bulamadım ama bu var. Olur. Bu da olur bence. Ceza aletimiz bu. Getir kafanı bir. Vurma dayı. Bak bak, hiç ben acımıyor. Bende migren var, vur. Hiç acımıyor ki. Gel bir. Ya oğlum bu makarna... Sen bana vur. Acımıyor ki. Onu sikeyim. Ses var değil mi? Ses var ve korkutuyor yani bir tık. Korkunç bir tık. Sizde ama saçlar bir tık... Yavaşlatıyor olabilir. Ben de öyle bir... O da burada eşitlensin dayı. Herkes bir tane yemiş olsun. Sana da bir bak istersen. Ama niye o kadar sert vurdun dayı ya? Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Aa kulağım. Ses etkiliyor. Ses acısı yok. Ediyor. Ses mahvediyor. Ses can sıkıyor. Ses bayağı... Tamam, güzel ceza. Fire in the hole oldu ya. Oğlum acıtmıyor da kulağını çınlattırıyor. Acıtmıyor da kulağı çınlıyor insanın. Flashbang attı bana. Oğlum su koyarsak kafası yarılır yani kafası. Bayağı bayıltırız yani su koysak. Dayı bin bozlut yapın. Buzlut. Taşla vuralım diyor. Yo direkt nasıl yapsak ya? Bıçak var içeride. Aynen çekişle vuralım kaybedenin kafasına. Mantıklıymış. Ceza mı arıyoruz şu an? Bulduk. Ceza bu. Ceza kulak patlatmalı. Kafaya vuruyorsun. Kafaya vuruyorsun ama acıtmıyor ama çok ses çıkıyor kafana. Yani kulağına çok peki, yakın ses. Peki Gülen'e mi? Tamam. Gülen'e. Tamam. Ve ismi söyleyen Gülen'e vuruyor. Tamam. Bak çok güzel bir kontente daha güzel. Gidiyoruz. Nereli il değil mi? Önce il dönüyoruz. Tamam. Sen söyledin ya. Herkes okey olduktan sonra bunu veriyorsun ona. Sıradaki kişine. Sen kişi. Ben ikiydim. Yok, sen ben miydim? Tamam. Şimdi sen X. Hazırsanız. Konya. İzmir. Gel buraya, gel. Gel buraya gel. İzmir'in neyine güldün lan? Konuşamadım. Oo. Vardır ya şakanın bokunu çıkaran arkadaş vardır. Çay içmeye çağırdı. Anasını siker ya şakanın. Ya. Oğlum acıtmıyor dedin. Oğlum ayarsız. Acıdım, özür dilerim. Bu acımış olabilir. Mert'im. Mert'im bir şey var mı? Ya bende. Bir şey var mı lan arada? Dilerim acıdı mı? Nasıl seçim olsaydı keşke daha iyi olacaktı. Baştan mı başlıyoruz yoksa devam mı ediyor? Bence şöyle yapalım mı? Ben mesela söyledim. Bunu kime verirsem sıra ona geçsin.
Tamam. He, başlıyorum mantıklı. Ben. Sen belir, ya söyleyen tamam. Kişi belirliyor. Aynen. Tamam. Yine il değil mi? Evet. Acımadı. 3, 2, 1. Konya. İzmir. Kim vuruyor ben mi? Ay Gökhan sen vuruyor. Salak deli ya. Ya öyle bir İzmir'de iş mi var ya? Ya İzmir'de bırak ortaya. Niye bir şeyli yapıyorsun ya? Yazık. Yavaş vurdum bu sefer. Hayır benim aynen. Bir de ekstra şeyi hazırlıyorum ya kendim. Bir sonraki söyleyen benim. Ona hazırlık süreci de çok böyle içimde kalkanma oluyor. Şey olsun. İstediğin kelime. Nasıl? İstediğin kelime. Bir kelime. Tamam. İstediğin kelime. Aynen. Tamam başla. Herhangi bir kelime. Herhangi bir kelime. Ama sert olmasın bu sefer. Herhangi gülmeyeyim. Bir kelime söyleyecek, tamam. Gülmeyeceğiz. 10 ayıp kelimeden birini söyleyebilir tamam. Miyim? Oh. Ayıp yasak. Arkadaşlar, ayıp yeni gelen varsa veya bilmeyen varsa istediği kelimeyi söyleyecek ve diğerlerimiz gülmemeye çalışacağız. Herkes böyle yapmadan da onu eline vermezse. Sen erken veriyorsun, elinden geri aldım, sana geri verdim, anladın mı? Çetköy diyor. Tamam. Ben şeye koptum ama, yani ben kendi cümlemin hazırlık aşamasında ben gittim aslında. İzmir bir kopardı, kendi hazırlığım da beni bir vurdu derinden. Köy mü yapıyoruz? Tamam, istediğimiz kelime olsun. Ha, istediğimiz bana kelime. Fark etmez. Tamam, Gökhan'dan başlayalım. Onu kime uzatırsan o söyleyecek. Tabii. Birkaç kelime değil mi? Birkaç kelime oluyor mu? Tek kelime. Bir kelime tamam. Dur. Baştan başlayalım. Daha başlamadık. Bir dakika çıkaralım abi. Burada amaç şey güldürmeye çalışmak tabii, ama o tabii. Zaman. Onu da düşünürken de gülme geliyor. O çok kötü bak bu. Evet. Kendi, bu çok kötü. Kendin de gülersen. Bu çok kötü. Bak kelimeyi söyleyen kişi gülerse diğer üçümüz de ona vuruyor. Teker teker. O yüzden çok komik bir şey geldi demin. Yerinden kalkmak yok. Evet yerinden kalkmak. Onu bir söyleyelim. Şey falan olmasın ha. Abdurrezzak deyip şebeklik. Tamam şimdi herkes 30 saniye sonra yani susuyoruz ve 30 saniye sonra kelimeni söyleyebilirsin artık. Tamam. Hayati. Hayati. Aman okuyum ilk hayatı zor atlattık sikecem ben al ya. Zaten ortada zor atlatılmış bir hayatı var. O kadar beklemiyorum ki aman okuyum.
Kurdum her şeyi. Ya yani. Var ya gülmeden hani içimdeki aklıma göre kopacağım kopamıyorum ama bırakıyorum. Şimdi ben bir tur hepinize, hepinize bir tur bana. Gel. Biraz gel ama. Ebenin amı. Ebok'u yedin sen. Yarrak ya. Kafana saç kalmadı. Bana nasıl olsun yarın ekecekler vur. Gerilim yapma sikirim. Kurum kurucu düzgün. Ya vursana hadi vur ya. Dur lan aklıma bir şey geldi. Neyse burada. Bak herkes sessiz duracak tamam mı? Bir kişi rastgele birine vuracak. Vurduktan sonra da bir sonrakini belirleyecek ama gülmek yok. Of. Bir de bunu deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. O kadar sert vurmamıştım ben. Onu sikiyim. Sert olsam müzik kulağın giderdi ama. Böyle gidiyor. Bak ses dalgalarını hissettim. Hazır mısın? Gözün çıkar istersen. O kadar mı ya? Ya siker çarpar o yüzden. Oğlum kulağı patlatıyor çok. Yok çarpar diye dedim. Bak ter bastı abi kulak patladı benim. Ya amına koyayım. Ebe'nin amı ya. Ya Gökhan hiç durun yok dayı ya. Ya adamın ya dayı böyle bir şey yok dayı bu. Zaten aynı ses çıkıyor yavaş yavaşça da anlamıyorum ya. Ruh hastası ya. Oğlum siz de bana vurabilirsiniz. Hazır mı? Vur artık be. Ya pislik yapma lan vur işte. Bana yap. Pislik yapıyorsun ya. Bak hala bekliyor farkında mısın oyalıyor. Manyak amına. Piş misin sen dayı ya? Onun boşluğunu yakalamayacağız. Tik olacak onun herifte. Şunu alın benden. Gel. Dayı ben yeseydi bir tane. Dilemeye başlayalım. Hayati yasak. Ya ben Hayati ben oynamak istemiyorum. Hayati banla dayı. Valla o zaten güldürecek. Bak konsept şu. Herkes susuyor. Bir kişi birine vuracak rastgele. Gülmeyeceğiz. Gülmek tamam, lazım. Bunu okey. Ondan tamam. Sonra kime veriyorsan o kişi vuruyor. Tamam, vurduğun aynen. Vurduğun kişi değil, istediğine vurabilirsin. Tamam. Tamam, herkes şöyle gelsin. Herkes kafaları uzatsın. Herkes şöyle, aynen. Tamam. Gökhan güldüğü için Gökhan yiyor mu dayak? Tabi. Gerilim yapma. Vur direkt. Acısız olsun. Biz yine gülemiyoruz ama. Gülen yine yer. Ama sen de gülüyor gibiydin. Gülersen vurduğun kişi bak. Bizden beri gülerse vurulan kişi cezasını veriyor. Tabi.
Al. Mert. Tam. Lan nereye attım ben amına? Buraya sekti. Atladım, kafadan sekti ya. Görünmüyor ki orada. Gökhan biraz kafa attı şöyle darbeyi engellemek için. Şöyle yaptı. Sektirdi darbeyi yememek için. Şimdi Gökhan sen Mert'e vurabiliyorsun o güldüğü için. Ya oyun böyle devam ediyor aslında yani. Gülünmeyecek. Gülünmediği takdirde sıraya geç. Tekrar evet. Devam ediyoruz. Gülünmeyince köye geçelim bari. Kimse tamam bilmiyor. Gülünmeyince köye geçelim. Yalnız abi sen bana diyorsun sen hayvan gibi vuruyorsun ha. Ben sana bilerek yavaş vurdum aslında. Bu yavaştı yani. Sen engelledin hiç acımadı doğru söyle. Acımıyor ki zaten. Evet, çok acıyor. Ses çıkıyor sadece. Gökhan öyle bir vur ki. O kadar bence sert vurmayalım ya. Evet evet o kadar sert değil. Sadece kulakları patlasın. Biz de gülmüyoruz ve konuşma bitti. Aynen. Yakına, biraz daha yakından bakalım mı şöyle? Gözünün içine bak dayı. Gülerse iki mi yiyor? Ver birini alayım. Sen öldün. Gel gel. Gel 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 gel. O da güldü. Gel. O da güldü. Bu çok zor bir oyun. Ya kanka ama bunun gülmeme şansımız yok ki Mert güldükten sonra. Evet. Arkaya geldi ya. Tamam bana ve Mert'e vuruyorsun sen de. Çok burada kötü bir ya bu oyun. Abi çok ben, kötü bir oyun. Ben chat'e bakıyorum chat hala Hayati yazıyor. Hayati bakıyorum ben hala ya. Bu tur yani bu tur bitsin vurma turu ya. Harbi mi? Bitsin ceza bence. Ceza ağır bir ceza seri için. Evet. Ya doğru. Bu piç son vurup bitirtmeye çalışıyor. Bir bakalım bir yo, vursun ondan sonra lan. Bitir. Bir dakika versene onu bir. Verelim. Kafa fena. Kafa fena da. Bence nasıl? Köye geçelim bence. Ben kelime çok çok iyi olurdu ya bir tur daha kelime dönsek. Kelime ya da random kelime mi yoksa köy mü? Random kelime. Hayati kelimesini banlıyor muyuz? Hayati kelimesini banlıyoruz. Random kelime okey miyiz? Tamam okeyiz. Tamam. Al. Tamam. İstediğine ver yine. Bunu kime verirsen. Bu arada bunu bir dakika ver bakayım. Ağzı yüze gelir ya. Dur şöyle. O zaman kafaya çok abartı sert tamam, vurmayın abi. Çok acıtıyor ya. Acıtıyor şöyle bak. Tamam. Veriyor muyum kelime mi söylüyorum? Kelime söylüyorum. Kelime söylüyorsun tamam. Sonra veriyorsun. Tamam. Hmm.
Yandı. Vuruyoruz. Hayır başlamadım yandı, daha. Yandı. 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 Ya senin babanın adını sikeyim bak aklımdan çıkıyor. Yok öyle deme gel. Allah Allah. Oğlum çok zor komik bir şey düşünüp gülmemek ya. Ha. Bakayım. Cafer Fatih Sultan Mehmet. Tek kelime oğlum tamam. Ya. Pardon. Fatih. Yaşamsal. Anladım ananı sikeyim ya senin. Ya anladım amına koydum bu hastası. Banlı kelime. Banlı dayak yiyorsun dayı. Banlı. 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 Gel banlı kelime. Abicim banlı hayatım dayı. Banlı. Ya, hayır ya. Ya yaşamsal dedim ya. Ya şaka bir kelimeyle nasıl yapıyorsun ya? O demek mi ya? Yaşam... Hayatı yaşamsal işte. O, anlamadım vallahi. Ben de ya. Ya ruh hastası. Gel gel. Biraz daha fazla Türkçe bilseler bunları da dövecektim amına koyayım. Cahillikten kurtardım öyle söyleyeyim sana. Ruh hastası ya. Tamam, tekrar senden mi başlıyorsun? Hazır. Nizam. Gel. Gel 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 gel. Gel. Sen nasıl tuttun kendini? Helal olsun lan Çağrı. Ben Çağrı'ya kesin vuracağım diye Steff dedim ya. Steff'e nasıl yürümedin ya? Gel gel. Ben ne dediğini anlamadım o yüzden. Diablo makarasıydı. Anlamıyorum. Bence bunu bir tık hızlandırmamız lazım. Bu anlamı yok şu an. Çok yavaş. Bence sen... Ben devam edelim. Aynen. Ben mi bir kelime söyleyeyim? Evet. Herkes hazırsa işaret... Yaptığımda anladın mı geldiğini? Çok bekle oğlum. Senden zaten iki kelime bekliyordum. Ona çok hazırlanmıştım. Öyle söyleyeyim sana. Başka, bambaşka bir şey desen patlayabilirdim yani öyle. Evet. Memati.
Hayali. Ya işte. Bu, biz dayı bu oyun 1,5 saattir sadece bir kelime üzerinden gidiyor ya. Ve güldürüyor da amına. Neyse kim biraz kalsın. Hayali ne ya? Hayali. Bir harf değişti ama. En az hayati kadar güldüm ama hayali. Yaşamsal en iyisiydi. Yani direkt hayati demek ya yaşamsal. Yaşamsal ama zaman hepimiz demedim ya. Of. Ah. Çok güldüm ya gerçekten. Köy yapacağız mı? Ya dayı vallahi bir şey diyeyim mi? Öldüm ben ya. Vallahi ben de bir de bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz yordu amına koyayım ya. Gülmekten artık gülme kaslarım ve yoruluyor. Bak bu gülmenin en güzel yolu biliyor musun? En güzel tarafı hiçbir şeye gülmek yani. Evet. Boş, bomboş. Boş gülmek kadar eğlendiren de başka hiçbir şey yok amına koyayım yani. Büyük stres attırıyor yani. En son köy yapılıyor. Ben köye varım ya. Bir şey çıkar gibi geliyor buradan da köy isminden. Sen öğrendin mi köy ismini? Söyleme de. Evet. Yani var bir şey aklımda. Tamam güzel. O zaman bir tur köy yapalım bence. Ne diyorsunuz? Köy bana uyar. Bana uyar. Çeti kırmayalım. Tamam. Bakalım nasıl bir köy isimleri çıkacak. Sıradan yine böyle. Okey. Başlıyorum. Burada bir dakika. Sen Konya, İzmir şehirleri bir söyleyin de neresi, nerenin köyü? Çünkü sıra sana gelememişti galiba. Benimki. Sen Konya'ydın, ben İzmir, sen Amerika. Tamam. Ben Amerika'yı kopardım mesela ama oyunda oynasaydık. Sinop. Sinop. Tamam. Yani bunlar buranın köyleri olacak tamam. Yani. Tamam. Sesin az gelmiş Gökhan. Biraz daha yüksek bağır. Tamam. Biraz daha bağırarak konuşurum. Tamam. Yeşilova Parabaşlı Kalkan Köyü. Gerçeklik köyü. Chicago, Illinois.
Ayancık Topağaç Köyü. Sıradaki etaba geçiyorum. Şarkı söyleyeceksin. Ayancık mı dedin, ayamcuk mu dedin? Ayancık dedim. Ayancık. Şarkı söyleyeceksin. Hı-hı. Çok uzun değil. Bir kuble şarkı söylüyorsun, geçiyorsun. Gülen Ceza. İki saattir chatte Hayati diye klip dönüyor. Hayati. Eve gidince bakacağım. Oğlum var ne diyecek, hayali diyecektim ya, kopacaktık da. Kısa değil mi böyle, kısa kısa? Çok uzun değil, kısa şey geçeceksin, anladın mı? Hani 10 saniye. Ciddi ama ha, trollemeli şarkı değil, ciddi şarkı söyleyeceğiz değil mi? Ciddi şarkı söyleyeceğiz, tamam. Evet. Tamam, vallahi ciddi. Oh, bir ateş ver, sigaramı ya. Vuruyoruz. Vuruyoruz. Hayır. Şarkıda kesin gülünür. Ama gülmedik ve sen güldün için. Oğlum şarkı söylerken gülmemek çok zor ya. Tamam hadi gülmeden söyleyin. Boku yediniz. Herkes üç yiyecek. Omnak. Ya Mert. Orta ayar. Orta ayar. Gözünü sevdiğim. Söyledi herhalde, buraya geçti. Ha, söyledi. İngilizce, Türkçe fark etmez. Fail olsa da mı söylüyor? Dur devam ediyor. Evet. Ya etsin bence. Tamam. Ama şarkı gelmiyor da. Haydi. Daha dün annemizin kollarında yaşarken çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okul. Yaşa. Bitiremedim onu da. Bekliyorum. Okulumuz gelecek diye bekliyorum. Bitiremezsin öyle siz bunu. Bir şey söyleyeyim, durmasan giderdi bu arada. Ya ne yapıyorsun amına koyayım, ne yapıyorsun ya? Tamam, sıra sende. Whenever, wherever, gonna be together, I'll be there and you'll be here. Ver 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 ver. Ver. Gel. Gel. Götüne sok gel. Ben. Gel 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 gel. Ya ya. Abi gülerek söylüyor. Gülerek ama gülmeme şansımız yok. Bir de senin beni vur. Neyine amına koyayım senin beni vur gel. Ya. Ya dik vurma, dik vurma, acır gel, öyle. Gel, ne oldum ya? Ya acır Alp, acır. Normal vur ya.
Sihir tombulma var mı? Çağırın. Yok oğlum ya. Ya Allah Allah. Kesme ya, normal vurdum kesme ben sana ya. Kesme acır oğlum. Ya Alp. Lan normal vuruyorum ya. Tamam ya, korkutma, normal gel şöyle. Tamam gel. Ey azıcık. Ya piçik yapacak. Çağrı bir şey de al. Dayı bir şey yapıyor mu? Ya vurma. Piçik yapacak. Valla çok vurma, çok vuruldu. Mert'e en çok Mert'e vuruldu. O yüzden biraz daha yavaş vur. Oğlum, oğlum kaçarsan öyle yapıyor da gözüne, vurmuyor ki öyle. Kaçarsan gözüne gelir. Tamam görmemem lazım. Sert miydi? Değil. Yazık. Hayatı tesbih yaptım. Ya siktir git. Ne görüyorsun? Hayatı diyor ki amına koyayım, ruh hastası ya. Dayı. Uyumadım ben ama. Ya sen hastasın, sen siktir git ya. Hasta mısın nesin amına koyayım. Ya vur vur. Hayatı tesbih yapmışım mı dedi. Manyak mı ne amına koyayım ya. O kadar hazırladım, gülmeyecektim. Ya yok vallahi. Sabahtan beri var ya aklımda dönüyor şarkı dönüyor. Kopuyorum ona, kopuyorum yani içten içe. Bir tür vuruyorum hocam, sonra siz bana vuruyorsunuz galiba. Her tür bir strateji buluyor ya, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bunu veririm. Ölümcül burada. Ananı sikeyim bunu. Tam o noktayım. Ne? Yoksa bitti mi? Mert güldü güldü, sonra anlamadım deyip sonra söyledik. Anladı bir de ve güldü yani. Ölmeye gülmeyebilirdi. Ben başta duymadım. Duyunca güldüm ama. Abi. Misafirliğin kısası makbuldür. Makbuldür. Dayım. Sağ olasın. Vallahi bir şey söyleyeyim. Var ol. Çenem ağrıdı yani vallahi. Var ol. Geldiniz. Japonya. 35K'da olmuşuz. Şaka maka da oldu. Bu yayına nasip oldu ya. Vallahi çok mutlu olduk. Evet, Japonya geldi. Katman Dates geldi. Her şey geldi ama şey bağladık. Hayati bir yayındı bu. Çok eğlendik ama. Evet. Bilmiyorum izleyene geçti mi? İzleyeceği ki geçti bence. Onlar da çok eğlenmiştir ama. Hocam burada gülmemeye çalışırken ki saçma cümleler bile. Ben kıpkırmızı oldum. Çok terledim. İyiydi ya. Ben çok terledim ya. Çok iyiydi. Bununla normalde bunu daha tryhard yapmamız lazım. Mimik evet. Bile oynamayacak yani. Evet. Mimik oynadan tıks, birisi vuracak yani, tamam, anladın ya. Mı? Hatta buraya vuranı Samet'e koyacaksın, tamam mı? Bak vuran vuracak ya. Diğerler ona vurulduktan sonra da gülmemeye devam etmeleri lazım yani. Aynen. Öyle tryhardlıkta oynanması lazım aynen. Normalde. Hayatımın en iyi yani yayınıydı. Ya yaşamsalı anlasaydınız çok yaşamsal, komik olacaktı ya. Çok komikti ya. Ben anlamadım. Koptum ben durdum. Dedim niye yaşamsal dedi acaba? Durdum. Bir de geç güldürüyor ya yaşamsal. Durdum. Patladı amına koyayım ondan sonra ya. Sen sonradan güldün ya, ben aranızda bir espri zannettim. Ya hala yok, ruh hastası. Onu kurgulamasına gülüyorsun zaten, anladın mı? Chat'te full soru işareti atmış, ondan sonra chat'te geç anlamış. Aynen, chat'te de bakıyorum acaba anlayan var mı? Oradan çözeyim dedim. Herkes soru işareti. Anlama anı o kadar komikti ki o. Evet. Haydi o zaman biz yavaştan kalkalım. Dayımın tamam. Oyun vakti geldi. Kanka hiç problem değil yani, her zaman biliyorsun ki takılabiliriz yani, benim için problem değil. Ama kafam biraz acıdı, normal muhabbete dönebiliriz. Kaçıyorsanız da. Kaçalım. Kaçalım. Ben en azından kendi adıma. Senin de yarın saç ekimin var. O zaman şöyle bir ekrana böyle bir son bir kez girelim şöyle bir. Girelim. Bir siz veda edin. Ben tekrar geleceğim, yine devam edeceğim ama. Siz bir arkadaşlar. Mert. Gökhan, Alp bizdeydi. Yani bendeydi. Gökhan Amerika'dan
geldi. Onunla görüştük. Aşağıda oturduk, yemek yedik falan. Ondan sonra da ben yayına çıktım. Onlara da gelirsiniz demiştim zaten. Çok keyifli oldu. Spontane ve doğaçlama her şeye hastayım yani. Öyle söyleyeyim sana. Ben de öyle. Spontane ve doğaçlama gelişti. Çok eğlendim. Ben yolu kapıya kadar geçireceğim. Ondan sonra dönüyorum. Oyun oyun bir şeyler yaparım. Belki Diablo oynayabilirim. Siz de veda edin. Gökhan tekrardan hoş geldin demek istiyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. İnşallah dönmeden bir kere daha görüşürüz herhalde bu tarafa gelirsen. İnşallah bakalım. Dönüşte. Salı İzmir'e döneceğim ama İstanbul bir daha bir yapmaya çalışacağım. Belki dönüşte İstanbul'dan falan gidersen haber verirsin. Tamam. Valla ayağınıza sağlık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hayırlar. Ben Gökhan... de eğlendim. Görüşmek üzere. Eyvallah. Bakalım. Ben geliyorum. Çağrı benim. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara. Bir girişi, girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri. Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oraları like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas.